iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 29 Ağustos 2024 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de 7.02'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Başakşehir St. Patrick's mücadelesiyle başlayalım. Dün temsilcimiz Konferans Ligi Playoff Tur revanşında İrlanda ekibini ağırladı. İlk maç İrlanda'da 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. Alınacak her türlü galibiyet Konferans Ligi'ne kalma anlamına gelecekti. Başakşehir kısmen ilk golü bulmakta zorlansa da maçı 2-0 kazandı ve adını Konferans Ligi'ne yazdırdı ve kendi tarihinde de Avrupa'da galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçti Başakşehir'in. Başakşehir cephesinde tabii büyük bir mutluluk vardı. 64'te Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topla buluşup attığı golle Başakşehir öne geçti. 81'de rakip çok sert bir müdahale sonrası 10 kişi kaldı. Bir dakika sonrasında da Başakşehir skoru 2-0'a getirdi. Maçı da turu da önemli ölçüde zaten garantiledi. Son bölümde rakip bir kişi eksik olsa da aslında pozisyonlarda buldu. Fakat orada Muhammed'in çok iyi bir kurtarışı maçı 2-0'da tuttu ve Başakşehir dediğim gibi Konferans Ligi'ne kalmayı başardı. Bugün diğer iki temsilcimiz sahne alacak. Saat 20'de Trabzonspor Sengalen'i konuk edecek. 21'de de yine Beşiktaş'la Lugano karşı karşıya gelecek. O maçlara dair detayları da konuşuruz. Basın toplantıları vardı. Dün Abdullah Avcı, Van Bronckhorst konuştular. Özellikle Abdullah Avcı'ya da sert sorular, zorlayıcı sorular gelmiş basın toplantısında. Ondan da bahsetmek istiyorum. Tekrar düne döneyim. Dün Şampiyonlar Ligi'nde playoff'ta da bütün maçlar artık sona erdi. 4 karşılaşma dün vardı. Şimdi önümdeki bilgi ekranından da sizlere aktaracağım. Bulabilirsem. Dünkü karşılaşmaları. Karabağ 0, Dinamo Zagreb 2. Karabağ turu geçemedi. Burada toplamda 5-0'lık skorla Dinamo Zagreb adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Kızıl Yıldız Bodo Glimt eşleşmesinde de aslında sürpriz diyebileceğimiz bir sonuç var. Orada da Kızıl Yıldız 2-0 kazandı. Toplamda 3-2 ile Bodo Glimt'i saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardı. Benzer şekilde Slovan Bratislava onların iki de sürpriz. Mitchell'i 3-2 mağlup ettiler. Toplamda 4-3 ile Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başardılar. Kuzey ekipleri aslında çok daha fazla maç yaparak buraya geliyorlar. Bodo ve Mitchell'in ama ikisi de yolunu artık Avrupa Ligi'nden devam edecek. Ve diğer eşleşme Slavia Prag-Lille. Slavia Prag 2-1 kazandı ama toplamda 3-2 ile Lille adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Bugün saat 19'da da kura çekimi yapılacak. Tarihte de ilk olacak. Değişik bir kura çekimi olacak. Detaylarını Hüseyin Özkök Ajans Spor'da yazmıştı. Akşam da uygulamalı olarak biz de takip edeceğiz. Onun haricinde Konferans Ligi'nde playoff'ta Gent Partizan'ı 1-0 mağlup etti. Toplamda 2-0'la yine Gent orada Konferans Ligi'ne kalmayı başardı. La Liga'da 4 maç vardı dün. Atletico Madrid Espanyol aslında gollü bir maç bekleniyordu. Fakat 0-0 sona erdi. Real Sociedad 1, Alaves 2 sürpriz bir sonuç. Valladolid 0, Leganes 0 sanırım normal bir sonuç bu. Ve Atletik Bilbao 1, Valencia 0 La Liga'da da dün alınan sonuçlar bunlardı. Peki başka neler konuşacağız bugün? Ne var gündemde? Tabii Galatasaray var. Galatasaray'da işler karışık. Bu işte kombine bilet, kara borsa oradan elde edilen ya da elde edildiği iddia edilen haksız kazançlar gündem maddesiydi. Galatasaray'dan dün açıklama gelecek denmişti ve Galatasaray akşam ya da gece geç saatlerde o açıklamayı yaptı. Çok tatmin edici bir açıklama değil. Böyle bilgi belge sunulmuş değil ama onu yine konuşacağız. Bir istifa geldi gün içerisinde. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa ettiğini açıkladı. Tek istifa var şu ana kadar Galatasaray'da. Devamı gelebilir denmişti. Bazı üyelerin de isimleri anılmıştı ama
Henüz onlardan resmi bir açıklama yok. Sadece Ali Yüce görevinden istifa etti ki o da aslında daha yeni yönetime girmişti. İlk dönemde yoktu. Bu seçimde, son seçimde listeye dahil olmuştu ama çok uzun da sürmedi. Galatasaray bir hayli karışık. Fatih Altaylı'nın açıklamaları devam ediyor sabah Ali abiyle gelirken. Herhalde bu sabahki yayının bir videosunu Ali abi sen izledin diye düşünüyorum. Vallahi sabah paylaşıyor çünkü Fatih Altaylı. Öyle mi? Yani ben Fatih Altaylı yazdım Sörce. İlk çıkan hani videoya tıkladım. Şimdi ben seni kadar yakından takip etmiyordum Fatih Altaylı'yı. Sen dün onun önceki gün açıklamalardan bahsettin. Öyle olunca ben de acaba bir şey var mı diye bugün baktım, o video çıktı herhalde, yenidir. Çünkü o bildiğim kadarıyla sabah erken saatlerde paylaşıyor. Çok da alışık olmadığımız bir şey. Normalde YouTuber'lar sabah erken saatte bilmiyorum paylaşıyorlar mıydı. Ben onunla birlikte ilk kez gördüm. Evet, herhalde sabahtır. Ona da yine bakarız, araştırırız. Üzerine de konuşmalarımızı yaparız. Transferle ilgili gelişmeler var, iddialar var. Onlardan bahsederiz. Öyle programı noktalarız diye düşünüyorum. Şimdilik araya gidelim. Aradan sonra Başakşehir maçını konuşarak başlayalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Ya da 18 saatlerimiz Başakşehir dün konferans ligi playoff turu revanş maçında St. Patrick's'i 2-0 mağlup etmeyi başardı. Aslında daha kolay bir galibiyet bekliyorduk temsilcimizden. Hatta ilk maçta deplasmanda bir galibiyet bekliyorduk. Orada gelmemişti. Hatta ben tabii maçı o zaman izlememiştim ama denen rakibinde bir hayli Başakşehir'i zorladığı, galip bile gelebileceği yönündeydi. Dünkü karşılaşma tabii biraz daha farklıydı. Ev sahibi avantajı ya da hani seyirci olarak tabii çok büyük bir baskı yok ama tabii ki ev sahibinin psikolojik anlamda da bir avantajı var. Başakşehir maça çok daha hakim gözüken taraftı. Topa daha fazla sahip oldu, daha fazla şut çekti, daha fazla pozisyona girdi ve galibiyete tabii ki çok daha fazla yakın olan taraftı ama o ilk golü bulmak konusunda da sıkıntı yaşadı. İlk yarıda da girdiği net pozisyonlar var, hatta belki kaleye gidecek bir topu kendi takım arkadaşı Piontek engelledi. Kemen'in şutu olması lazım ilk yarıdaki pozisyon. Başakşehir golü bulmakta gecikti. Ama Ömer Ali Şahin 64'te sahne aldı. O da maçta sol bek oynuyor. Bir süreden beri sol bek oynuyor. Bir standart dizilişi var Başakşehir'in. Bu maçta da sağ bekte Duarte başladı. Sol bekte Ömer Ali Şahiner başladı. Duarte sakatlanınca Kemen orada oyuna girdi. Ömer Ali de tabii klasik bir sol bek değil. Yıllarını sağ kulvara vermiş. Sağ ön, sağ bek oynamış bir isim. Merkeze kaymayı da seven bir isim. Çağdaş Atan da zaten bu tarz kullanımları yapıyor. Geçen sezon Dubois'la da yaptı. Bu sezonda Ömer Ali Şahiner'le yaptı ki Ömer Ali de sol bek diyorum. Golü sağ taraftan attı. Bayağı ceza sahası içinde. Müthiş deplası oldu. Pas bekledi, bekledi, gelmedi. Kendini Deniz Türüç'ün yanına doğru iyice attı. Top şans eseri önünde kaldı. Çok iyi bir çalımla rakibine kart edip golünü de atmayı başardı. Ve o sayede Başakşehir turu geçecek skoru da elde etmesini bildi. Gol 64'te geldi dedim. 81'de de St. Patrick's 10 kişi kaldı artık maçın son bölümü. Gerçi tabii daha çok var. Biraz şeye benzettim hani Muslera'nın gördüğü kırmızı karta. Hani Galatasaray orada 1-0 gerideydi belki. Golü yedi hemen ama önünde 13-14 dakikalık süre var. 2 gol atsa Galatasaray işi uzatmaya götürebilirdi. Burada da 1-0 skor ama bir gol attı senaryoda St. Patrick's maçı uzatmaya götürecekti. Bolger oyuncunun adı. Arkadan çok sert bir tekme salladı ve bayağı da isabet ettirdi. Hakem hiç tereddütsüz kırmızı kartını gösterdi. Bir de oyuna sonradan giren bir oyuncu. Evet, 77'de girmiş 4 dakika önce. Evet. 81'de hani neye kafası kartı bozuksa çok anlaşılabilir bir durum değil. Hani maç içerisinde böyle. Şimdi şöyle, ben tabii şunu da dile getireyim. Ben 60. dakikadan sonra izledim karşılaşmayı. Hatta sabah sana da anlattım yolda. Unutmuşum yani maçın varlığını. Başakşehir unutmamış da maça çıkmış. Yani Başakşehir'in yeter ki. Yalan yok, unutmuşum maçın varlığını. Ondan sonra işte tabletimi açtım. Bir baktım maç oynanıyor. Hemen açtım. 59-60. Dakikadaydı. Yani herhangi bir gerginlik bir şey yoktu. Yoktu öyle karşılaşmada. Ne olabilir sen, zaten yani? Efendim? Ne olabilir hani zaten? Gergin olur maç. Anladın mı? Oyuncular böyle birbirine sert girer falan. Onun cezasını kesersin. Vardır yani sporda böyle şeyler de. Öyle bir durumda yokmuş. Yani Galatasaray maçında öyle gibiydi biraz. Hani gerginlik çok tabii, vardı. Evet, biraz devamında gerginlik oldu. Hani Muslera birkaç dakika sonra
o gerginlikten sonra o kartı gördü. Savunduğumuz için değil de hani bu oyuncunun neden kırmızı kart gördüğüyle alakalı konuşurken dile getirilecek bir konu. Bu oyuncu da girdi. Girer girmez daha 3-4 dakika sonra hani hiç alakası yok. Rugby'de bile öyle bir hareket yok. Neye kafası bozulduysa, neye sinirlendiyse çok sert bir hareket yaptı. Ve direkt kırmızı kart gördü. Zaten o dakikadan sonra işi zordu konuk takımı. Zaten çok mütevazi bir takım yani. İzlediğin zaman hemen anlaşılıyor. Hani Başakşehir 2'yi de buldu benim izlediğim bölümde. 2'den sonrası zaten hani çok da böyle bir senin söylediğin bir aksiyon olmuş. Evet. Değil mi? Ben onu bile görmedim bak öyle söyleyeyim. 2-0'dan sonra yani maça ilgim o kadardı. Normal tabii yani. Ama genel olarak hani St. Patrick's turunun biraz daha rahat geçilmesi gerekebilirdi Başakşehir için. Bunu bir eleştiri anlamında söylemiyorum fakat hani iki ekibin kadro kalitesi o şu bu bakıldığı zaman hani biraz daha bu aşamalarda rahat olmamız gerekir. Şimdi tabii Başakşehir kendini konferans ligine attı. Konferans ligi Başakşehir için uygun bence. Statünün değişmesiyle beraber Başakşehir orada ilerleyebilir. Bakalım ben de merak ediyorum. Kadroya baktığı zaman yani pek umut veren bir kadro yok bana. Beni de heyecanlandırmıyor. Yani sanki Başakşehir kadrosu. Yedek kulübesinden Oğuz Çetin, Aykut Kocaman, Feyyaz Uçar falan gelecek gibi bir şey var, hissiyat var. Yani bütün büyük takımlarda oynamış oyuncuları toparlamış kulübeye koymuşlar gibi bir takım Başakşehir. Öyle bir hissiyat yaratıyor bende. Abi birazdan Tanju Çolak girebilir diye düşünüyorsun yani. Yani nerede İstanbul'dan ayrılmak istemeyen oyuncu var. Başakşehir'e imza atmış gibi. Müthiş bir proje tabii. Biliyorsun proje takımı Başakşehir. Hani gençleriyle beraber, yetenekli yabancılarıyla beraber öyle bir havası var Başakşehir'in. Ben yapılanmayı zaten uzun süredir eleştiriyorum. İyi bir teknik direktörleri var. Heyecanlı bir teknik direktörleri var. Futbola kafa yoran bir teknik direktörleri var. Ama sanki hani kulübün böyle aldığı, gönderdiği oyuncularla teknik direktörün çalışmak istediği kadro pek uyumlu değil gibi. Böyle biraz daha hani Çağdaş Atan'dan, Başakşehir'den ne beklersin biliyor musun? Bana sorsan. İşte Young Boys gibi bir takım beklersin mesela. Biraz daha böyle az bilinen. Rize Spor beklersin. Güzel örnek. İlhan Polk. Ki onların yabancıları da öyle. Değil mi? Öyle bir şey beklersin. Daha böyle hani işte Pelkas'tı, Deniz Türüç'tü, Crespo'ydu. Berat. İşte Berat'tı. Aynen. Say bitmiyor yani. Oyuncular, o tarz oyuncular. Onun yerine o tarz bir takım beklerdim ben. Hani Başakşehir'i konumladığım noktada. O yüzden de sanki teknik direktörle böyle takım arasında, teknik direktörün heyecanıyla takım arasında, kadro arasında, kadronun yapısı arasında, oyuncular arasında demiyorum bakın. Oyuncularla belki arası çok iyidir. Oyuncular çok seviyordur. Oyuncuları çok seviyor. Bu ayrı bir şey. Ama sanki profil olarak kadro ile teknik adam biraz uyumsuz gibi. Yani bir de eski bir büyük takımda çalışmış teknik direktörü getirsinler. Tam olur yani Başakşehir. Şimdi şöyle devam edeyim ben. Taraftar profili olarak da büyük takımlardan sıkılmış, artık yorulmuş seyircileri alabilirler. Öyle bir şey de olabilir. Hani mesela Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Artık bırakmış Fenerbahçe'den Başakşehir olarak, taraftarı olarak konumlanabilir. İşte Galatasaray'da Dursun Özbey sinirlenmiş. Başakşehir taraftarı olmuş. Öyle profiller de olabilir, taraftar profili olarak. Bana dün seyirci vardı. Ne kadar seyirci güzeldi. Geliyor bilmiyorum rakamı ama belli bir kitlesi var gibi var, duruyor. Var. Seyirci güzeldi zaten. Seyirciye dikkat ettim ben de. Çocuklar var, gençler var, evet. Aileler var. Orada şey gibi biraz. Hani böyle o bölgede oturup maça gidelim der gibiyse o güzel bir şey. Hani şey oluyor, ne bileyim, bir millet bahçesine gidiyorsun, bir pikniğe gider. Aynen. Gibi. Bir de maça gidelim. Maça gidelim. Biraz onun gibi. O güzel bir şey. Güzel onu yani. Ortam kötü değil. Mesela anonsçu çok coşkulu gollerden sonra, yıllardır da onu düşündüm dün. En zor mesleklerden biri belki. Yani çok ateşli bir taraftar yok ama anonsçu da sürekli müthiş kalsın her golden sonra. Başakşehir'in anonsçusu olmak. Evet, zor değişik mesleklerden bir tanesi. Vallahi öyle yani, adam hani şey olarak bir hakkında vereyim, hani coşkulu yapıyor, istekli yapıyor belli ki ama hani taraftarda o şey yok ki. Ona geçmiyor taraftarda yani, geçmiyor. O yüzden biraz bir şey var. Senkronda bir sıkıntı var orada. Başakşehir'de dün yani bana heyecan veren oyuncular, hani Deniz Türç'ü görünce ben de şey yapıyorum. Davidson keza aynı şekilde. İşte Forvet'te Piontek oynuyor.
vesaire, biraz böyle eski bir takım, pelkaslı bir takım, ama mesela Berkay Özcan'ın oyunu bana heyecan veriyor. Berkay'ı zaten birkaç zamandır işte büyükler cebalet niye düşünmüyor diyorum, bir kombi için değil ama iyi bir yedek olabilir diyorum. Dün Berkay bence yine çok iyi bir karşılaşma çıkardı. İlk yani. Yarıda gördüm, iki tane pozisyonda ceza sahası içerisinde iyi işler yapmış. Çok iyi çalımlar, ters çalımlar. Evet, çok kalabalık da o pozisyonlarda sempatik, ama hani kendine güvenli, ayağına hakim, defansta da var, ofansta da var. Çok iyi bir 8 numara bence şu anda Berkay Özcan bu takımda. Beni heyecanlandıran oyunculardan birisi o. Diğeri de Opoku, sol stoperi Başakşehir'in. O da hem fizik olarak iyi, boy pos olarak iyi, top tekniği iyi, hücuma çıkışları dün hani Abdülkerim'in o en iyi zamanlarındaki gibi bir Opoku izledik maçın belli bölümlerinde, işin hücum tarafında. Savunmada da çok güçlüydü. O da Fulham altyapısı. Opoku mu? Evet, Fulham altyapısından çıkma bir oyuncu. Bu arada oyunculardan bağımsız, sen başka oyuncular da belki söyleyeceksin. Evet, bir oyuncu daha söyleyeceğim. İzlediğim bölümde taktiksel anlamda bir şey gördün mü Çağdaş Atan'ın? Tabii çok farklı yani. Hı. Özellikle hücumda zaten Ömer Ali'nin sol bek, ama sol bekle pek alakası yok. Merkeze deplase oluyor. Golde biraz abartı oldu. Sağ tarafa gitti iyice. Kemen'i sağ bek kullanıyor ama klasik bir sağ bek gibi değil. Preste işte sağ bekini biraz daha önde konumlarken sol beki biraz daha geride. Adam adama bir düzen. Yani belli bir sistemi var ama Preste ayrı, hücum ederken ayrı kullanıyor oyuncularını. Çağdaş Atan bunları Alanya'da da çok seviyordu, yapıyordu. Başakşehir'de de benzer şekilde şemaları var. Preste ve diğer oyuncu hangisi? Diğer oyuncu, beğendiğin oyuncu? Hamza Güreler, o da stoperde, 2006 doğumlu. Tabii orada bağının sakatlığı büyük ihtimal ve sağ bekte bir eksiklik var, ya da aslında Ömer Ali Şahin'i oynatabilir, sol bekte Lima'yı oynatabilir ama tercih etmiyor şu aşamada Çağdaş Atan. Hamza'ya şans vermiş, birkaç maçtır oynuyor da, o da dün bir hata yaptı, orta sahada topu kaptırdı, belki gol yiyebilirdi Başakşehir, ama hani bu yaştaki bir oyuncuya bu tarz kritik maçlarda görev vermesi, hani Lima'yı çok rahat oynatabilirdi bu maçla sol bek, sağ bek işte Ömer Ali'yi oynatır vesaire, bir şekilde oynatmayabilirdi ama tercih etmesi o hoşuma gitti. Bir de onu söyleyecektim Başakşehir'le alakalı olarak. Şimdi artık Konferans Ligi'nde Başakşehir. Evet, 4 takımımız garanti şu aşamada. Trabzonspor da eğer Sengal'in eleyebilirse 5 takımla birlikte biz lig aşamasında yolumuza devam edeceğiz. Evet, Başakşehir'i tabii tebrik etmek lazım. Sonuçta eleme dönemi genelde bizim takımlar için pek keyifli geçmiyor. Öyle ya da böyle. İyi ya da kötü. 3 tane turu geçmeyi başardılar. İlk turda San Marino temsilcisi, ikinci turda Gürcistan temsilcisi, bu turda da İrlanda'dan St. Patrick's'i elediler. 6 karşılaşma yaptılar. Sezonun bu bölümünde çok kolay değil. Ama ne kadar hani rakipler belli bir standartta olsa da bizim ekiplerin takılma ihtimali oluyor. En azından orada bir sürprize izin vermediler. Bu bakımdan tabii tebrik etmek lazım. Avrupa yolu devam ediyor. Avrupa heyecanı devam ediyor Başakşehir için. Konferans Ligi'nde de bence hani yeni statüde rahat rahat bir sonraki tur için şeyi alırlar. Bileti alırlar. Tabii o şeyi bilemiyorum. Hani o playoff ara turu oynamadan mı Başakşehir devam eder yoluna, yoksa ara tur oynar mı? Çok önemli değil o. Ama biraz daha mesela Başakşehir'den beklenti hani lig ve Avrupa'yı beraber götürebilecek bir mantalite. Çünkü bu şeyde de hani benim eleştirdiğim noktalardan bir tanesi bu erteleme işini Başakşehir de gündeme getirmişti. Hani bu tarz rakipler için ben pek doğru bulmuyorum, ama şimdi biraz daha zor bir fikstüre girecekler. Ama avantajları da en azından 8 değil 6 maç oynayacak olmaları. Evet, daha az maç oynayacaklar. Kadro da aslında hani yedek kulübesi de fena değil. Hani dün Figueiredo girdi sol tarafa, işte Kenny girdi. İşte aynen. Berat hani çok beğenmesek de yine lig için önemli parçalardan biri Onur Ergün'le değişmeli oynayacak. Herhalde bir tek savunma kısmı, bek kısmı sıkıntılı. Orada da hani Kemen'i, Ömer Ali Şahin'leri kullanıp farklı denemeler yapıyor Çağdaş Atan. Hani o rotasyonu da yapabilir çok rahat. Serdar Güller var yedek kulübesinde. Belki bir iki takviye yaparlar. Tabii belki hala, değil mi? Doğru. Bir 3-4-5 günleri var şeye kadar, liste vermeye kadar. Orada da takviyeler gelebilir. Başakşehir bu sezon
6 eleme maçı sen de söyledin galiba, bir gol yemiş sadece bu karşılaşmalarda. O da ilk karşılaşmada La Fiorita'dan yemiş. Ondan sonra diğer maçlarını gol yemeden tamamlamayı başarmış. Bu da önemli bir bence istatistik. Gürcü takımını da 2 maçta yendi değil mi? Evet, 2 maçta yendi. 2-0. 2-0. St. Patrick 0-0. 2-0 bitti. Ve girişte söylemiştim, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısı da mağlubiyet sayısını geçti. Tabi rakiplerin zayıf olmasının bunda da etkisi var. 22 galibiyet, 21 mağlubiyet, 13'te beraberlik olmuş Başakşehir açısından. Bu da hani istatistik olarak iyi bir istatistik. Şu an böyle bir takımımız var mı Avrupa'da? Galibiyet sayısı, mağlubiyet sayısını geçmiş olan. Galatasaray'ın da yakın. Yakın mı? Geçmişte olabilir. Öyle mi? Evet. Mantık yürüterek değildir diye düşündüm ama. Yok. Çünkü son dönemde çok Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet sayısı çok çok az. Mağlubiyet sayısı çok çok fazla. Yani bir sonraki Avrupa maçında çıkar o istatistik. Bulsak gene arasak buluruz da. Son Avrupa maçı, çünkü işte o klasik haberdir. Sarı Kırmızılar 417. maçına çıkıyor Avrupa'da. İşte bugüne kadar diye haber başlar. Evet, yani genel olarak çok bir şey ifade etmese de benim de takıldığım istatistiklerden biridir. Hani bakarım ben de yani. Kaç kere kazanmış, kaç kere mağlup olmuş. Dün bir de maçla ilgili hani konuşacak ya da paylaşılacak çok fazla bir şey yoktu. Bunu gördüm ben de sosyal medyada. Paylaştım, hani çok bir anlam ifade etmiyor tabii. Benim Başakşehir'den beklentim ligde de belli bir seviyenin üzerinde olup ligi de biraz zor hale getirmeleri. Şu an iki maçta bir galibiyet bir beraberliği var. Evet. Başakşehir'in Rize maçı çok kötü oynanmıştı ama berabere bitirdi. Sonra Alanya'yı 2-1'den 4-2 mağlup ettiler. Bu hafta da Samsunspor deplasmanı var. Pardon, özür diliyorum. Samsun yok. O maç ertelendi. Samsun ertelendi. Antalya Spor içeride. İçeride. O karşılaşma var. Görece kolay bir maç aslında Başakşehir için. Son olarak da şunu söyleyeyim. Öyle bu faslı kapatalım. Dün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da karşılaşmayı tribünden takip etti. Hemen yanında Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ vardı. Maç sonu da birlikte sahaya inmişler. TRT'nin de canlı yayınında. Akreditasyonları var mı? Ceza gelebilir. İş olmayanların sahada ne şeyi var? 15 dakika geçmiş bir akreditasyonları varmıştır büyük ihtimalle. TRT'nin yayınında yan yana mesajlar vermişler. Normalde iki farklı taraf olarak düşündüğüm seçim zamanı. Göksel Gümüşdağ, Mehmet Büyükekşi tarafında. Doğru. İbrahim Hacı Osmanoğlu diğer tarafta ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da bu anlamda takdir ediyorum. Yani ne bileyim, Ahmet'in maçına gidiyor. Orada şehirde vakit geçiriyor. Burada Göksel Gümüşdağ'la birlikte maçı takip ediyor. Fenerbahçe'yle ilgili verdiği mesajlar. Evet, Fenerbahçe'yle ilgili kezali statlara gidiyor. Bilmiyorum, şu ana kadar öyle bir protestoluk bir şey de görmedim ben kendisine dair. Yok, ben de okumadım. Olabilir tabii uzun vadede ama şu aşamada öyle eleştiri okları pek kendisine yöneltilmiş değil. Yani hakemlerle ilgili sıkıntılar var ama şimdilik bu tavrı ya bence değerli. Bence de hem değerli hem de cesur. Aynen. O bakımdan da iyi. O konuda da zaten mizacı biraz yapar gibi hissettiriyor İbrahim Hacı Osman'a. Protesto edileceğini bilse bile sanki gider ve kalır gibi de geliyor. Bakalım tabii nasıl olur ilerleyen dönemde, bilmiyorum. Gazlama adamı. Yok, ben biliyorum başkanım, sizin protesto eserde kalırsınız siz. İbrahim Hacı Osman, şey olmaz diye. Benim gazıma lütfen hiç ihtiyacı yok. Yani. Benim gazıma hiç ihtiyacı yok. O kendiliğinden bence biliyorum, bir şey var. O yüzden söyledim zaten. Öyle bir şey var, hali var. Dışarıdan öyle gözüküyor. Tabii tartışılan icraatları da var. Şimdi bu bölümü kapatacağım ama kısa bir giriş yapayım. Dün Murat Feviz Tanırlı'yı da sosyal medyadan tabii takip ediyorum. Bu hakem klasmanlarıyla alakalı farklı şeyler var. FIFA hakemleri klasman dışı kaldı, iki tanesi. Bunun da İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun bilgisi dahil olmadan yapılamayacağı da söyleniyor. Sadece MHK üzerinde değil. O da ayrı bir tartışma konusu. Belki değiniriz program içerisinde. Şimdi aramızı verelim. Aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.41 saatlerimiz. Şimdi Galatasaray'dan devam edelim. Galatasaray'da işler karışık. Dün bir istifa geldi. Yönetim kurulu üyesi Ali Yüce yaptığı bir açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gün içerisinde zaten haberi çıkmıştı. Aslında maçın olduğu gün istifa etmeyi düşünmüş. Fakat tabii maçın önüne geçmemek için ertesi günü beklediğini ifade ediyor. Dün de şöyle bir açıklamada bulunmuş kendisi istifa ederken. Giriş kısmını okumayacağım.
Bu gayreti gösterdiğim süre boyunca yönetim anlayışı ve karar alma süreçlerindeki ciddi görüş farklılıkları nedeniyle bir yol ayrımına geldiğimi gördüm. Kulübümüze büyük bir prestij ve maddi kazanç sağlayacak olan Şampiyonlar Ligi playoff revanş maçımıza saatler kala. Resmi hesabımızdan paylaşılan açıklamanın usulü ve zamanlaması şahsım adına bir karar almayı zorunlu kıldı. Bugün itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım, diyor. Sonrasında da klasik ifadeler kullanmış Ali Yüce. Dün daha fazlası aslında olabilir denmişti, daha fazla istifa gelebilir denmişti ama tek istifayla Galatasaray günü geçirdi. Galatasaray'dan da bu arada gece bir açıklama geldi, saat 23'te, tam 23'te Galatasaray'da o bir gün önce söz verdiği açıklamayı yaptı. Uzun bir açıklama geldi Galatasaray'dan. Dedi ki Galatasaray, kara borsa biletle kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için başkanımız Dursun Aydın Özbek 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden PASSO yetkilileriyle irtibata geçilmiştir, diyor Galatasaray. Ayrıca söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal yollara başvurmasına karar verilmiştir. PASSO'dan geçen sezon itibariyle talep edilen online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir. Yeni bir sistemde her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Böyle bir uygulama diğer kulüplerde var mıydı? Bilmiyorum. 3 kişiye sınırsız devretme yetkisi, normalde belli bir sınır veriliyordu değil mi devredilmesi için? Burada 3 kişi olunca o belirli 3 kişi herhalde sezon başı bildiriyorsun kulübe ve onlara sınırsız olarak devrediyorsun. Böylelikle kara borsanın da herhalde önüne geçmeye çalışılıyor. Çünkü kara borsada sürekli farklı işlere devrediyorsun. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır. Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur. Tüm bu gelişmelerin yanında denetim kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını yönetim kurulumuza bildirmiştir. Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Saygıyla duyurulur Galatasaray Spor Kulübü. Tatmin edici bir açıklama mı Ali abi, senin beklentin biraz daha bilgilerin, belgelerin kamuoyuna aktarılması yönündeydi. PASO ile iletişime geçilmiş fakat henüz herhalde PASO'dan tam detaylı şey gelmedi. Soruşturma bir süre daha devam edecek gibi o belgelerin. Evet, zaten o hani için kombine devirleri, işte PASO'nun gönderdiği yazılımın kullanılması falan, bunlar yani çok önemli şeyler değil. Sanki açıklamayı doldursun diye eklenmiş durumlar. Yani taraftarlarımıza işte 3 kişiye sınırsız transfer, yani bunun konuyla pek bir alakası yok. Yani çünkü bugüne kadar ne yapıldı, önemli olan o. Galatasaraylıların merak ettiği konu orası. Şimdi orada da çok ciddi artık ithamlar var. Çok net ithamlar olmaya başladı. Gün geçtikçe de hani bunu dile getirenler daha cesur davranıyorlar. Onu da görüyoruz, onu da fark ediyoruz. Şimdi bu noktada ben dün yine anlatmaya çalıştığım yerdeyim. Galatasaray yönetimi ne kadar kısa sürede bunu rakamlarla açıklayabilirse, kendini anlatabilirse o kadar rahat eder. Ama bu süre uzadıkça Galatasaray yönetimi de çok zor durumda kalacak, belli. Yani bu 2 kere 2 artık 4, bundan kurtulmanın tek yolu o şeffaflığı net şekilde sağlamak. Yani kaç bilet vardı, o biletler ne oldu, ne kadar gelir elde edildi, transferi yapıldı mı, bunların hepsi merak edilen konular, sorular. Ve de işte Dursun Özbek'in sözleri üzerinden yola çıkıyorum. Dursun Özbek, biz bunu çok kolay pat pat diye açıklarız demişti. Pek o kadar kolay olmuyor gördüğün gibi.
Evet, şu ana kadar öyle kolay ya da herkesi ikna edecek bir açıklama gelmedi. Yani o gün, geçen cuma günü biz baktık. Yok öyle bir şey. Hani nereden çıkartıyorsunuz? Biz çok kolay buluruz, yaparız, ederiz, biliyoruz, takip edebiliriz tarzında. Yüksek perdeden konuşmuştu Dursun Özbek. Fakat şimdi işte bir şey kurulacak. Ne derler? Kulüp içerisinde bir soruşturma açılacak dendi. Mesela işte az önce reklam arasında Fatih Altaylı'yı dinledik seninle. Hani konuyla alakası olmayan kişilerden bir komisyon oluşturulacak. İşte onun başına başkana yakın biri getirilecek. Eski divan kurulu başkanı, evet. İrfan Aktar getirecek. Yani onun da hikaye olduğunu söylüyor Fatih Altaylı. Göstermelik. Bu benim söylediğim bir şey değil. Yani göstermelik bir kurul oluşturulacak. O kurulun başına Dursun Özbey yakın biri getirilecek ve konu kapatılacak. Fatih Altaylı'nın söylediği bu. Onu diyor ama denetleme kurulu da, ki gerçi denetleme de seçen Dursun Özbek aslında. O da hep tartışma konusudur. Evet, evet. Kulüplerde kurulların bağımsız şekilde oluşturulması, tıpkı TFF seçimlerinde olduğu gibi, ama Galatasaray'da oradan çıkacak raporun da güveniliği hep sorgulanacaktır, tartışılacaktır. Şimdi taraftarların dikkat çektiği bir nokta var. Dün mutlaka senin de gözüne çarpmıştır. Ya kardeşim diyorlardı, bundan önceki hiçbir maçta bilet yoktu. Bir anda Young Boys maçında bir sürü bilet çıktı ortaya. Maçın başlamasına saatler kala bir sürü bilet var ortada. Bilet alabiliyorsun. Bu nasıl bir iş diye taraftarlar bunlara da sordular. %100 haklı bir soru. Haklı bir soru. %100 yani. Şimdi bütün bunlar hep şüphe uyandıran hareketler. Herkes bütün görselleri paylaşmış. İşte, buyurun bilet. Eskiden alamıyorduk, bulamıyorduk. Şimdi bu maç için, böylesi bir maç için bilet var. Nasıl oluyor? Mesela dün benim gördüğüm bir şey, tabii bu olayla birlikte herkes kendi deneyimlerini aktarıyor. İşte dün Atilla abiye de işte yurt dışından yazan bir dinleyicimiz olmuş. Sosyal medyada yine yurt dışında yaşayanlar bu biletle alakalı yaşadıklarını anlatıyorlar. Daha yeni bu Young Boys deplasman maçıyla alakalı bir taraftar Twitter hesabından böyle alt alta şeyler yazmış. İsviçre'deki ilk maç biletlerini önce aslında Young Boys'un satıcı açıklanıyor, sonra Galatasaray'a devrettiği açıklanıyor. Galatasaray satacak. Fakat taraftarlar bilet alamıyorlar Galatasaray'da, çünkü hani açmıyor galiba biletleri satışa. Sonrasında kara borsa bir bilet sitesinden o taraftarlar bilet almak zorunda kalıyorlar ki normal biletin 5 katı fiyatına alabiliyorlar ve oradaki hesaplardan birisi de artık mail adresiminde TRT'nin içinde olduğu bir hesap denmiş. TRT bağlantılı sosyal medyada şeyini de yazmış. Hani onlara nasıl gitti bilet? Hani ya burada TRT detay, yani TRT'ye takılmayın. Farklı kişilere o biletlerin devredildiği, normal şekilde satışa sunulmadığı, taraftara açık satışa sunulmadığı, kendi içinde paylaştırıldığı ve onların da çok fahiş fiyatlarla biletleri sattığı söyleniyor. Bu daha yeni Young Boys maçı ile ilgili bir örnek. Sosyal medyada girip bulabilirsiniz. Böyle çok örnek var son dönemdeki maçlardan. Yani bunlar kulüp tarafından nasıl açıklanacak? Bunun açıklaması bence olamaz. Niye böyle bir uygulamaya gidiyor? Yani işte tabii Fatih Altaylı'yı ne kadar seversiniz, ne kadar söylediklerini önemsersiniz bilemiyorum. Bu kişisel bir tercih. Kimine göre güvenilir, kimine göre güvenilmez olabilir. Bu da anlaşılabilir. İşte sen arada söyleyince öyle ben de tekrar bir baktım. Bugün YouTube'a yüklediği videonun son kısmında Dursun Özbek de çok masum değil diyor. Mesela bu da çok can sıkıcı bir ifade. Hı hı. Aslında normal şartlarda. Yani işin ucu nereye kadar gidecek? Bu olay gerçekten aydınlatılacak mı? Yoksa üzerime örtülecek? Hepsi soru işareti. Yani şu an bence ortalık tamamen toz duman Galatasaray'da. Ne olduğunu, neler döndüğünü bence bilen de az kişi var. Hani herkes bir şeyler duyuyor, bir şeyler söylüyor, bir şeyler yazıyor. Çünkü hep şöyle oluyor işte, şöyleymiş, şöyleymuş oluyormuş. Yani mişler muşlar dolaşıyor ama herhalde böyle bir şey varsa bunu bilen az kişi var. Bu işin içinde olan çok fazla kişi yoktur diye tahmin ediyorum. Fakat iddialar doğruysa, dün söylediğimi tekrarlayayım. Yani ne yönetim kalır, ne başkan kalır, bir daha da kulüple ilişkileri de kalmaz. O kadar ciddi bu işler. Peki şu aşamada bu bahsi geçen isimlerden, işte Eray Yazgan, şu an aktif Galatasaray Yönetim Kurulu içerisinde. Soruşturma tamamlanana kadar bir istifa
etmesi gerekir mi? İstifa etmesi daha doğru olur mu? Bunu soru olarak söylüyorum. Ben böyle düşündüğüm için değil. Bu da çünkü tartışılan bir konudur. Siyasette de bu tarz şeyler tartışılır. Böyle iddialar çıktığında istifa etsin, aklına kadar istifa etmiş olarak kalsın gibi şeyler söylenir. Böyle bir şeyler bekliyor musun? İstifa eden bambaşka bir isimdi. Ali Yüce konuyla hiç alakası yok. Sence nasıl olmalı bu süreç? Bence adı geçen şahıslar kısa sürede, dün de anlatmaya çalıştım ya, bu işle ne alakaları olduğunu, bu işin nasıl yapıldığını, bu işlerin nasıl yürüdüğünü kamuoyuna bir bir anlatmaları gerekiyor. Bakın siz böyle diyorsunuz ama öyle değil böyle. Siz bunu iddia ediyorsunuz ama öyle değil böyle yaptık. Ben konuyla alakam var, yok, ben işin burasındayım, şurasındayım diye bence net olarak, şeffaf olarak anlatmalılar ki süreci. Belgeli ama değil mi? Sözle, tabii. Yani sözle anlatırsın tabii. Ne olacak? Tabii zaten eğer hani iş belgesiz, zaten Dursun Özbek'le alakalı da benim işte dünden beri anlatmaya çalıştığım nokta o. Yani işin elektronik ortama döküldüğü bir noktada bunu ispatlamak kolay diye düşünüyorum ben. Öyle ya da böyle. Ama neleri buluyorlar biliyorsun elektronik ortamda. Yani senin 20 sene önce yaptığın bir hareket bile bulunabiliyor, takip edilebiliyor. O yüzden de daha kolay açıklanabilir diye düşünüyorum ben iddialar. Daha kolay ispatlanabilir rakamlarla, işte ne bileyim ekran görüntüleriyle, oyla buyla daha kolay hesaplanabilir diye düşünüyorum. Eskisi gibi olsa, hani koçan koçan biletler basılsa, onları nereden, kimden nasıl takip edeceksin? Onu bilmene imkan ve ihtimal yok. Ama bu işin ispat konusunda daha kolay olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden de senin sorunun cevabı bende, yani adı geçen kişilerin bu şekilde Galatasaray camiasını, kamuoyunu, Galatasaray kamuoyunu rahatlatması. İstifa etmeden de yapabilir diyorsun. Tabii yapabilir yani. Suçu yoksa pat pat söyler, kardeşim siz neden bahsediyorsunuz der. Konu kapanır. Biter gider. Fatih Altaylı da diyor ki bugün içerisinde Dursun Özbey'e hem mail yoluyla hem fiziki olarak galiba o evet, bilgi belgeleri göndereceğim diyor ki dün Galatasaray'ın çağrısında da bu da vardı. Gelsin işte bilgiler, belgeler, onun üzerine bir soruşturma yürütülecek. Bir internet sitesinden bahsediliyor. O sitenin sahibi kim? Herhalde buradaki isimlere yakın bir isim ya da belki kendileri, bilmiyoruz, onu paylaşacağını söylüyor. Birkaç bilgi belge verecek. Bakalım oradan bir şeyler çıkacak mı? Bu iş artık şeye doğru gidiyor. Belge kısmı başladı. Ok yerden çıktı. Evet. Öyle diyebilirsin. Mesela Cuma günü Dursun Özbey'in vücut dili, hali ve tavrı iddiaları böyle çok fazla önemsemediği şeklindeydi bana sorarsan. Yani böyle konuşmalarında biraz küçümser bir hava vardı bu iddialarla alakalı olarak. Ya öyle değil böyle, biz hallederiz, yaparız, çok basit gibi konuşuyordu. Şimdi dünkü açıklamaya bakıyorsun. Orada da yönetimde de işin tonu değişmiş. Yani şu an daha ciddi yaklaşıyorlar. Çünkü bence anladılar durumun vahamiyetini. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. Yeni saatte 8.01 Galatasaray'ın son konuşuyorduk. İş tabii çok artık farklı bir boyuta gidecek. Fatih Altaylı belki belgeleri açıklayacak. Belki açıklamadan Dursun Özbey yetecek, bilmiyoruz ama birçok gazeteci de bu işin peşinde gibi gözüküyor. Uğur Karakulukçu yine takip ettiğim kadarıyla öyle. Divan Kurulu olduğu gün Divan Kurulu belli ki çok hareketli geçecek Galatasaray'da. Bir de aklıma şu geldi. Şimdi bu tarz durumlarda şöyle oluyor. Şimdi bütün oklar Dursun Özbek yönetimi üzerine çevrilmiş durumda. Eğer tabii burada işin arkasında kim var bilemiyoruz. Bu bilgiler işte Fatih Altaylı'ya göre kulübün içindeki kişilerden geliyor. Ama ne bileyim işte Tete transferiyle alakalı bazı belgeler ortaya çıkmıştı. Biraz da Erden Timur'u yıpratma yönelik belgeler olarak değerlendirmişti o dönem. Yani onun yaptığı sözleşmeler de çok iyi değil gibi. Hani ben de yakın zamanda bu tarz şeylerin de çıkabileceğini düşünüyorum Galatasaray'da. Hani mevcut yönetimin Erden Timur aleyhine olduğunu düşündüğü şeyleri paylaşabileceğini düşünüyorum. Bu iş çünkü bir hani içeride konuşulan bir güç savaşı var. Burada Erden Timur'un gidişiyle birlikte bu Galatasaray'da ortalık yangın yerine döndü. Erden Timur'un irtibarsızlaştırıldığı düşünülüyor kendisi tarafından, yönetim içerisindeki kişilerle alakalı, işte Eray Yazgan vesaire, ve bu belgelerin de işte Erden Timur'u yıpratmak için önce
piyasaya sürdüğü söylendi. Şimdi diğer taraftan mı geldi artık? Dediğim gibi Erden Timur mu var bu işin arkasında bilmiyorum. Ama mevcut yönetim şu anda zorda. Bu tarz durumlarda da hemen karşı saldırıya geçmeye çalışır. Genelde insan refleksi budur. Hani suçlandığı zaman saldırıya geçer. Ben dediğim gibi bir karşı hamlede bekliyorum şu anda Galatasaray yönetimi cephesinden. Dediğim gibi bu tarz bilgi belgeler de oradan sızdırılabilir düşüncesindeyim. Bu benim öngörüm. Bakalım. Fatih Altaylı mevcut operasyonu yapanların Erden Timur olmadan bu işi daha kolay yaptıklarını, yapabileceklerini keşfettiklerini ve onun üzerine Erden Timur'u Galatasaray'dan uzaklaştırdıklarını da söylüyor. Bugünkü YouTube işte videosunda güç savaşı olduğu kesin. Zaten durup dururken hani TT'nin sözleşmesinin çıkması hiç normal bir şey değil. Bütün detayların ortaya çıkması hiç normal bir şey değil. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum. Gene tam tersi bir hamle olabilir bugün karşı evet. Cepheden. Evet. Şimdi Galatasaray'la ilgili... Kimin sözleşmesini görür sence? Zaha, Icardi. Yani onlarla da ilgili çünkü mevcut sponsorların da ötesinde şeylerden bahsediliyor. Ne bileyim bu kara borsanın bile gelirlerinin oralara aktarıldığı da iddia ediliyor. O anlaşmaların karşılanması için kullanıldığı da düşünülüyor, söyleniyor. Bilmiyorum artık çok çetrefilli bir konu. Çok iddia var ortada ama henüz hani bilgi belge görmediğimiz için de çok kesin konuşamıyoruz. Biz de detay iddia olarak değerlendiriyoruz. Mehmet Ünlü o da Galatasaray turu geçmiş olsaydı bu istifalar yine olur muydu demiş. Erden Timur'un ayrılığı bu gibi gelişmelerden dolayı olmuş olabilir mi? İşte az önce aslında Ali abinin söylediği Fatih Altaylı. O böyle bir iddiada bulunuyor. Yani bu iş Erden Timur'suz daha kolay yürür. Organize edilir. Daha kolay organize edilir diye düşünüp onu itibarsızlaştırmış olabilirler ama hepsi bunların yine dediğim gibi iddia boyutunda kalıyor. Dursun Özbek yönetimi kredisini çok çabuk tüketti. Bırakmaları en sağlıklı çözüm olur demiş. Şu aşamada Dursun Özbek'in öyle istifa gibi bir niyeti yok. Daha Galatasaray'ın yapması gereken bir Florya projesi var. O projeyi başlatmadan ya da yapmadan da Dursun Özbek'in bırakması pek düşünülmüyor. Çünkü o proje önemli. Bankalar Birliği'nden çıkılacak verdiği sözler var Dursun Özbek'in Galatasaray camiasına. Onların da büyük kısmını şu ana kadar aslında yapamadı belli başlı noktalarda. Onları en azından bitirip bırakması bence de daha doğru olur ama bu iş tabii nereye varacak? Bu iş dendiği gibi bir organizasyonsa, bir çete varsa arkasında tabii ki bu projeler falan beklenemez. Dursun Özbek de kalmaz. Hiçbir yönetici de kalmaz. Olağanüstü genel kurula gider ama şu an ispatlanmadığı için Dursun Özbek'in devam etmesinde de herhangi bir şey yok bence. Devam eder. Tam olarak senin dediğin gibi ama işte nereye kadar devam edeceğini de bu durum belli eder. Evet, buradaki bilgi belgeler. Yani projeymiş buymuş Galatasaray hiç bakmaz. Tabii ki. Hiç bakmadı bugüne kadar zaten. Evet, Galatasaray zaten bu konuda en sert hareket eden camia. Çok eleştirisi. Çok da eleştiriliyor tabii. Yani bu kimi zaman çok hoş karşılanıyor ama mesela Hayrettin Kozak yıllardır çok eleştirilen bir isim. Yani Galatasaray çok iyi giderken de hep muhalefet yaptı. Ama peki yaptığı muhalefeti kendi çıkarları için mi yaptı, Galatasaray için mi yaptı? Ben ona bakarım. Cebine bir şey girmiyor muhalefetten. Ne girecek? Hani kendi reklamı için olabilir dersin. Onu sayar mısın bilmiyorum. Çünkü konuşturuyor kendini Hayrettin Kozak bir şekilde. Konuşturuyor da hani mesela biz onu sağda solda ondan sonra her yerde böyle öyle görmüyoruz. Öyle bir profil değil. Divanda konuşmuş. Divanda konuşuyor yani, Galatasaray'ın kendi içinde konuşması gereken yerde konuşuyor. Şimdi mesela bu bence değerli bir yaklaşım. Yoksa hani bu tarzıyla her yerde şey yapar, iş yapar. Evet. Her yerde iş yapar. Öyle görmüyoruz. Şimdi hani işte zaten bu içerideki demokrasiyi de biraz öyle ölçmek gerekiyor. Yani bu işi kendi çıkarın için mi yapıyorsun? Kendi çıkarın için mi bunu dile getiriyorsun? Yoksa kulübün, Galatasaray'ın çıkarı için mi? Kendi çıkarın için mi yapıyorsun? Ülke çıkarı için mi yapıyorsun? Siyasette de bence durum çok farklı değil. Şimdi en yakın örnek seninle konuşmalarımızdan bir iki tık geriye al. Eğer TT'nin sözleşmesi zaten sizi rahatsız eden bir sözleşmeyse onu zamanında dile getirmeniz gerekirdi. İşler şey olduktan sonra değil, yani çıkar çatışmasına girdikten sonra değil. O zaman da Galatasaray'ın haklarıydı. Şu anda da Galatasaray'ın hakları.
O zaman da Galatasaray'ın parasıydı. Şimdi de Galatasaray'ın parası. İşte o zaman sesiniz çıkmıyor ama ihtiyacınız olduğu anda pat diye servis ediyorsunuz. Ya da karşı tarafında aynı şekilde. Ben buna dikkat ediyorum, buna bakıyorum. O yüzden de hani bu tarz kulüp için, ülkesi için doğruyu söyleyen, doğru yolu göstermeye çalışan, dikkat çeken, bakın burada böyle bir olay var, dikkat edin diyen insanları karalamak yerine onlara değer vermek lazım. Onları dinlemek lazım ve gereğinin de yapılması lazım. Ama bizde bütün şeyler, süreç hep şey oluyor, sıkıntılı oluyor. Ne o insan çok fazla dinleniyor ya da dikkat çektiği noktanın devamı getiriliyor. Hep üzeri örtülüyor. Ondan sonra da böyle ilişkiler yumağı, güç savaşları ve sonrasında zarar gören kulüpler çıkıyor. Şimdi hangi Galatasaraylı bunları dinlemek ister? Zaten canları sıkkın. Hani futbol takımı kötü başlamış. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş. Herkesin canı sıkkın. Bir de üstüne böyle bir şey var. Hani yönetimi başkanı götürebilecek bir olası bir skandal var Galatasaray'da. Olası diyorum. Hani hala tam olarak şey olmadığı için. Ama artık hani dumandı. Şimdi yanmaya başladı. O yüzden de hani bu kulüp içi muhalefeti doğru yapan insanlar, değerli insanlar, önemli insanlar. İki mesaj gelmiş üst üste. Ali Aslan, Beste Gizem Kocaoğlu, uygulamada bir problem mi var, açılmıyor denmiş. İnternet sitesi de hata veriyor demiş. Bir bakalım ona, biz de ona göre ilgili yerlere bildiririz. Karabela, o da Galatasaray'da her şey yeni başladı. Yüzüne çıkacak bir sürü şey var gibi duruyor demiş. Bu istifalar boşuna değil, mağlubiyetle ilgili olduğunu düşünmüyorum demiş. Bayram abi, Arsa'daki sözleşme Ziyech sözleşmesi olabilir. Bedelsiz kiralık, sezon sonunda bedelsiz satın alma opsiyonu. Ziyech gibi bir oyuncu için sizce normal mi demiş. Bence değil diye kendisi eklemiş. Ya birçok şey var. Konu var zaten soru işareti olan. Mesela Morutsan bir soru işareti değil mi? Evet. Mitchell bir soru işareti değil mi? Transfer olarak. Hadi Mitchell yine bonservise gitti. Hani i̇şte verilen para tabii, yani 3 milyon euro. Anlatabildim mi? Orada hepsi limit açma mı, o mu, bu mu diye konuşuldu zaman hani soru işareti olan şeyler var ama senin dediğin gibi birileri şu an çıkabilir, gelebilir gündeme. Mehmet Ünlü, o da Dursun Özbek açılışlarda tüm başkanları toplayıp birlik beraberlik mesajı veriyordu ama durum öyle değil. Galatasaray'ın içinde yönetime karşı hep bir köstebek oluyor ve bir türlü bu köstebeklerin de sonu gelmiyor demiş. İşte bu köstebekler kulübün menfaatine mi değil mi? Herhalde yine oraya vurgu yapacağız. Yani kulüpte kötü işleyen bir şey varsa ya da usulsüz işleyen bir şey varsa onu paylaşıyorsa bu köstebek, yani kulübün burada menfaati var demektir. Ama tam tersi. Gerçi diğer türlü de köstebeklik ne, o nasıl olabilir? Hani içerideki bilgiyi şöyle, sızdırmak olur. Kendi usulsüzlüğü değil de hani bilgiyi sızdırmak farklı. Kendi çıkarı olduğu zaman susmak, kendi çıkarının tersini olduğu zaman konuşmak, zaten bu en sıkıntılı durum. Bu en olmaması gereken durum. Yani kendi çıkarın olduğu zaman göz yumuyorsun. Ama çıkarlar değiştiği zaman, savaş başladığı zaman o anda yapmadığını tam tersini yapıyorsun. Zaten bu doğru bir hareket değil. En büyük rahatsızlık buradan çıkıyor. Hep söylüyorum yani. Bir sene önce de bunlar Galatasaray'ın parasıydı. Şimdi de Galatasaray'ın parası. O zaman itiraz etmediğiniz şeylere, sesinizi yükseltmediğiniz, burada bir hata var dediğiniz şeylere sesinizi çıkartmadıysanız, kamuoyuyla paylaşmadıysanız, dikkat çekmediyseniz, eğer bunu bir sene, bir buçuk sene sonra yapıyorsanız bu güç savaşıyla alakalıdır. Başka bir şey değildir. Yani oradaki önceliğiniz sizin Galatasaray değil. Sizin Galatasaray içerisindeki pozisyonunuz. Peki, kişi olarak, grup olarak. Hem pozisyon hem kulübün menfaati olmuyor mu burada? Sonuçta mesela örnek veriyorum. Erden Timur'un bu organizasyondan haberi vardı. Ama bir şey duyduk mu mesela? Duymadık. Ama ne zamanki ayrıldı? Şimdi belki Fatih Altaylı üzerinden biz bunu öğrenmeye başladık. Bu da kulüp menfaatine değil mi bir taraftan? Kulüp menfaatine ama daha çok senin menfaatine. Mevcut yönetim gitsin. Çünkü mevcut yönetim, eğer bu şey üzerinden konuşuyorsak, mevcut yönetimle sen yolları ayırdın. Ondan sonra şimdi mevcut yönetim zayıflasın. Sen tekrar kulüp içinde güçlen. Öncelik kulüp mü sen mi? Öncelik bunu sen burada. Kulüp içinde nasıl yapacaksın devam ederken bu şey yapmak? Hani biz teoride konuşuyoruz ama bir de yaşarken düşün. Yani kulüp içindesin. Öyle bir şey gördün. Genelde istifa edersin. Yani bunu... İşte Ali Yüce istifa etti. Baktı. Kendi şeyinin dışında. Ne derler? Hem kontrolünün dışında hem isteğinin dışında. Hem yanlış şeyler olduğunu düşünüyor. Belki şimdi fark etti. Ha, bazen şu da oluyor. Onu da söyleyeyim. Yani yapının içinde olup hiçbir şeyden haberi olmayan çok insan da oluyor. O da işin farklı bir boyutu.
Hani diyorsun ya, diyorum ya, neden ses çıkmadı? Yani gerçekten bilmeyen insanlar da var. Onu da biliyorum yani. Haberleri yok yani. İçindeler. Etrafındakinin ne olduğunu farkında değil. Kişilerin farkında değil. O yapının içinde olanlar da var ama hani bilip susanlar. Zaten en sıkıntılısı o. Bilip yani burada yani. Olması gereken bildiğin anda istifa edip sonra üzerine gitmek mi? Çünkü içerideyken bunu yapamazsın yani. Olmaz. İçeride bir sıkıntı olduğunu görüp bir de ona karşı mücadele etmek çok olacak bir şey gibi gelmiyor bana. Ya bunu, seni barındırmazlar bir şekilde yani. İşte ama bunu en azından kulübün yetkili mercilerine, kulübün başkanına bilgilendirmekle mükellefsin. Dikkat çekmekle mükellefsin. Ha, ondan sonra bakarsın üstü kapatılıyor mu? Sana karşı bir tavır mı alındı? O zaman sen de kendi yolunu çizersin. Ama doğru olan, en azından yapılması gereken kağıt üzerinde böyle bir aksaklık ya da, çünkü bunlar şey değil ya, işte ne bileyim, böyle halının rengi değil yani, halının renginin seçimindeki tartışma değil yani, burada milyon eurolardan bahsediyorlar zaten. Olay neden bu kadar büyüdü, sebebi bu. Orada ortada çok büyük bir rant var, çok büyük suçlamalar var. Şimdi diyorum yani, halının rengi şeydi, beyazdı, bejdi, ona karar vermiyorsun. O kadar basit bir şey değil. Eğer bundan haberin varsa, bir dakika ne oluyor demek bütün yönetim kurulu üyelerinin hakkı değil mi? Yok, olması gereken o da işte, hani dendiği gibi kolay olmayabileceğini i̇şte, söylüyorum ben de. Onu zaten hani orada da anlatmaya çalıştım. Bazen haberleri olmuyor insanların. Bilmiyorlar yani. Bu olabilir. Ama mutlaka bilenler de var. Muhakkak. 8-14 saatlerimiz. Şimdi bu faslı da kapatalım. Araya gidelim. Aradan sonra da Beşiktaş'la geri dönelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 8-18 saatlerimiz Beşiktaş'la devam ediyoruz. Temsilcimiz bugün saat 21'de Lugano'yu konuk edecek. İlk maç İsviçre'de 3-3'lük eşitlikle sona ermişti. Aslında büyük de bir avantaj yakalamıştı Beşiktaş. İki farkı bulmuştu fakat sonrasında üst üste gelen gollere engel olamayıp maçı berabere bitirmek durumunda kalmıştı. Aslında Lugano iyi bir maç çıkardı. İsviçre takımları şu ana kadar temsilcilerimiz zorladı. En az zorlayan belki Sengalen oldu Trabzonspor'a karşı ama o da potansiyelli bir takım. İşi kolay değil Trabzonspor'un. Beşiktaş'ın da bugün işi pek kolay olmayacak. En son tabii Galatasaray'ı izledik. İç sahada bir İsviçre takımına karşı Galatasaray kaybetti. Beşiktaş tabii Galatasaray'a göre daha özgüvenli. Böyle büyük bir kaos yok. Basın toplantıları görece daha sakin geçiyor. Van Bronckhorst daha yeni geldi. Moralli, özgüvenli. Ali abi, sen de açıklamanı çok beğeniyorsun. Van Bronckhorst'un çok net cevaplar veriyor. Hani bugün taraftarın oluşturacağı atmosfer, Beşiktaş'ın özgüveni, kalitesiyle birlikte umarız bir sürpriz yaşanmaz ve Beşiktaş'ı da Avrupa Ligi'nde görürüz. Kadro olarak da çok fazla bir değişiklik yok muhtemellere baktığımda. Yalnız bugün her gazetede gördüğüm Semih ilk 11'de. Yani geçen maç Enduru tercih etmişti. Rafa'yı kanatta kullanmıştı ama bu maç Rafa orijinal bölgesine dönüyor. Jetson Fernandez'le Al-Musrati yan yana göreceğiz. Bunda acaba şunun etkisi oldu mu? Sana dün sorarken işte rakibin sağ tarafı çok organize geliyor. Masuak yalnız kalıyor. Sen de orta sahadan biri gitmeli demiştin. Acaba Jetson'u oraya yaklaştırmak için mi tekrar bu düzene geçiş yapacak Beşiktaş? Aslında daha ofansif bir düzene geçiyor tabii ki bir önceki maça göre ama hedef odaklı giderse, hani rakibin sağını kapatmak açısından, Jetson'u 8'de kullanmak bana da kafama yatan bir taktiksel değişiklik olarak geliyor. Jetson'u 8'de kullanmak taktiksel olarak kafana yatıyor. Yani çünkü Jetson daha önde oynuyordu. Böyle gidip de rakibin sağ bekini falan takip edecek, sağ için takip edecek hali yok. Ama bunu takip etmesi için biraz daha geride konumlanması lazım. Geçen maç Endur'un konumlandığı gibi. Endur'dan tabii bu görevi çok daha yapar. Orayı çok daha net kapatacak bir oyuncu. Ben hani ilk maçtan gördüm, onu yapacak herhalde Van Bronckhorst. Olabilir. Sen konuşurken ben de düşündüm, hani başka bir opsiyon merkezde olabilir mi diye. Biraz daha 10 numara pozisyonda oynayabilecek bir oyuncu Beşiktaş'ta. Yani Onana'yı yine Endur yerine kullanıp defansif anlamda o görevi verip Jetson'u
10 numarada kullanabilir. O benim aklıma olabilir. Gelen o var. Ama Jetson kadar da hareketli bir oyuncu değil Onana yani. İyi ama Jetson başka bir seviye bence. Evet. Bir de fizik olarak takımında en iyisi olarak gözüküyor. Evet. Beşiktaş bir sene içerisinde Lugano ile 3 tane maç yaptı. İlginç bir not var, onu biliyor musun? Ben buldum şu an bu notu. 3 maçta farklı sonuçlarla bitti. Birini Lugano, birini... 3 maçta da Beşiktaş 2-0 öne geçti. Şey, 2 farklı buldu. 2 farkı buldu. İki farkı buldu. İkisini de koruyamadı. Evet. Birinde 3-2 kaybetti. Birinde mağlup oldu. 3-3 bitti. Ötekinde zaten 2-0 kazandı. Yani Beşiktaş Lugano karşısında 2 farkı bulmakta zorlanmıyor da maçları kotarabilmekte zorlanıyor. Şimdi mesela Young Boys'un son sırada olduğu İsviçre Ligi'nde Lugano 4 maçın 3'ünü kazandı. Son maçını kaybetti. Kaybettiği maçta da yediği golü 88'de yedi. Young Boys'un, Lugano'nun oyun anlayışları, oyunları, hatta Rapid'i de bunu ekle, Rapid Wien'i de ekle. Öyle birbirinden çok uzak, çok şey değil, farklı değil açıkçası. Ve burada defalarca söyledik. Ya bizim takımlara ters geliyor. İşte bunu, bu tarz şeyleri takımları savunmakta zorlanıyorlar. 2 kere 2 4. İlk karşılaşmada bir ara Beşiktaşlı oyuncular bıraktı Lugano oyuncuları takip etmeyi, hareketlilik ve fiziki güç sebebiyle. O kadar da şey var, sıkıntı var yani bu takımlarla oynarken. Şimdi o yüzden bugün Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, hani Young Boys maçını da, Galatasaray Young Boys maçını da izledikten sonra bence ilk düşüncesi çıkalım, çok ağır bir tempo yapalım, korokor bir mücadeleye girelim, gitti geldili bir oyun olsundan ziyade biraz daha maçı kontrol ederek, biraz daha düşük tempoda bireysel yeteneklere işi çevirmek bence strateji olarak doğru olur. Eğer tempo düşerse Beşiktaş avantaj sağlar bu karşılaşmada. Çünkü Rafa Silva topu sağa çekip bir şut atıp işi değiştirebilir. Immobile ceza sahası içerisinde bir çalım atıp kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Semih oynarsa bunu yapabilir. Bir duran topta Beşiktaş skoru değiştirebilir. Ama tempo yükseldikçe iş dur sen hücum et bir de ben hücum edeyim noktasına gelirse o zaman olmuyor. O zaman pek beceremiyoruz bu işi. Dolayısıyla ben Van Bronckhorst'un oyun planının biraz bu mantığa yakın olmasını bekliyorum. Olmalıdır da diye düşünüyorum. Onu dile getireyim tekrar. Galatasaray ne zaman ki topa sahip oldu, pas yaptı, rakip alana yerleşti, o zaman Young Boys etkisizleşti. Ama Galatasaray kontrolsüz hücum yaptı, Young Boys hücum yaptı, Galatasaray kontrolsüz hücum yaptı, Galatasaray çok zorlandı. Barış Alper dönemedi, adam paylaşımı olmadı, sürekli boş alan verdiler. Ya orada A oynuyor, Lugano'da B oynuyor. Lugano'da B oynuyor, Rapid Wien'de C oynuyor. İsimlerden bağımsız söylüyorum bunu. Lugano'da yalnız araya gideyim, özür dilerim. Öyle şeydeki gibi, Young Boys'taki gibi böyle süper hızlı kanat oyuncuları da yok. Süper mesela hızlı kanat oyuncuları yok ama çok siyahi hareketlilik ve topla takım halinde çok hareketli takım. Çoğalma var. Evet. Çok zor bir şey. O da çok zor bir şey. Onun da savunması çok kolay bir iş değil. O yüzden de yani Beşiktaş'ta bugün öyle kolay bir karşılaşma olmayacak. Beşiktaş'ın gol yemeden bu maçı kazanması kendisi açısından bayağı iyi olur. Fakat Beşiktaş'ın öyle bir savunma prensibi olduğundan şu aşamada bahsedemeyiz. Yani Beşiktaş hani savunmasını oturtmuştur, belli bir düzeyde oynuyordur, bu işi yapıyordur. Öyle bir şey de yok, durum da yok Beşiktaş'ta. Zaten dün de soruldu Van Bronckhorst'ta savunmayla alakalı olarak. O da tabii ki hani halletmeye, düzeltmeye çalışıyoruz dedi. Ama orada biraz daha zamana, biraz daha performansa, biraz daha uyuma ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Kısaca bence zor maç. Beşiktaş'ın tekrar söylüyorum hani gol yiyerek kazanabileceği bir karşılaşma olabilir. Galatasaray Young Boys maçında da benzer şeyi düşünüyordum. Young Boys golü buldu. Daha fazlasını da bulabilirdi. Ama Galatasaray'ın hücumu, Galatasaray'ın organizasyonu biraz geride kaldı. Bakalım. Hani Beşiktaş açısından bence çok kritik maç. Çok önemli maç. Dün burada UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olası 36 takımın sıralamasından bahsettik. Yani Beşiktaş'ın
o Şampiyonlar Ligi'ndeki çok iyi sezonun ardından o kadar kötü Avrupa performansları var ki yani UEFA puanı senle benim seviyeme inmiş Beşiktaş'ın. Yani bu hiç normal değil Beşiktaş açısından. Yani dördüncü torbanın sonlarında Beşiktaş şu an sıralamada. İşte Fenerbahçe 35, yani bakarım şimdi tekrar puanlara, yanlış bir şey söylemeyeyim. O civarlardayken, Galatasaray yine o civarlara yakınken, Beşiktaş 13'lere, oralara düşmüş. O kadar fark var arada. Şimdi bak, yani Beşiktaş'ın 12 gözüküyor. 12-0-0 gözüküyor. Galatasaray'ın 31.5, Fenerbahçe'nin 36 gözüküyor. Şimdi Beşiktaş 12 ile 36 tane takım var. Geçebildiği takım Elfsborg. Ya bu felaket bir tablo. Valla gülüyorsun ama evet, felaket yani. Bir tablo. Yani bu bak kabul edilebilir bir şey değil Beşiktaş açısından. Türk futbolu açısından da kabul edilebilir bir şey değil. Hep bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Şöyle bir yüz, böyle bir yüz. Ya Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nden namalup gruptan çıkan takımken Konferans Ligi'nde 4. maçta iddiasını kaybeden takım oldu. Ve bunlar çok kısa süre içerisinde oluyor futbolda bak. Yani bir anda neredeyken sen, neyi hayal ederken Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'ye tüm rekorları kırarak gruptan çıkıyorsun. 4-5 sene geçiyor. Geldiğin nokta Avrupa Ligi'nde geçebildiğin 36 takım arasında bir tek Elfsborg var puan olarak. Yani Beşiktaş'ı geçen takımlara bak. Apoel ya. Güney Kıbrıs takımı. Yani Malmö, Ludogorets, Pilsen, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Karabağ, LASK, PAOK. Bunların hepsi Beşiktaş'ı geçmiş. Nasıl geçer? Ha, nasıl geçer derken yani yapılan yatırımla bağlıyorum. Beşiktaş en kötü sezonunda dahi Avrupa'ya çıktı zaten. Avrupa'da oynadı. Hani Avrupa devamlılığı da olan bir takım. Hani bir sene katılırsın, 4 sene katılamazsın, puanın düşer, öyle bir şey de yok. Her sene oynuyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde değilsin zorluk seviyesi olarak. O yüzden de Beşiktaş açısından Avrupa Ligi'nde olmak, Avrupa Ligi'nde iyi işler yapmak artık bir zorunluluktur. Bu şey düzelmesi gerekir. Bu puanların düzelmesi gerekir. Bu puanlar yüzünden ön eleme oynuyorsunuz. Bu puanlar yüzünden hadi ülke puanı tabii ki ama ülke puanının yanında sizin de puanınız düşük kalınca. Ülke puanı belirleyen senin puanın aslında. Evet. Yani senin aldığın galibiyet. Öyle olunca da zor rakiplerle oynuyorsunuz. Yok elemeleri geçemiyorsunuz. Gruplara kalamıyorsunuz. Hepsi böyle zincirleme reaksiyon. Yani tablo şu an için bence zor bir maçı gösteriyor. Fiziki olarak tekrar söylüyorum yani rakibin oyununa değil düşük tempoya sıkıcı bir oyuna biraz daha yeteneğin çözeceği bir 90 dakikaya işte belki 120 dakika ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Eğer Beşiktaş taktiksel anlamda kendine uydurabilirse Lugano'yu o zaman bence sorun yaşamaz. Ama diğer tarafta Lugano'nun istediği oyun oynanırsa tekrar söylemekte fayda var. İşte isimlerden bağımsız bu takımlar karşısında zorlanıyoruz. Yalnız biz katılıyorum ben de Lugano bu anlamda tempo yükseldiğinde çok tehlikeli bir takım haline geliyor ama ilginç olan mesela Beşiktaş'ın yediği gollerde de hani böyle müthiş eksik yakalanmadı. Mesela Galatasaray'ın bu içerideki Young Boys maçında geride yakalandığı pozisyonları düşün. Barış Alperiler'de kalmış, Nelson sadece orada tek başına, işte Ebru Makoli'yi soldan bindiriyor. Mesela Beşiktaş 8 kişi, 9 kişi, 10 kişi oradayken yani iyi kapanmış gözüktüğü noktada golleri yedi. Üst o daha da riskli o zaman öyle düşünüyorum. Üstüne artı bir risk faktörü daha ekli o zaman. Yani haklısın. Diğer taraf şekilde de pozisyon verdi. Az eksik de yakalandı ama hani mesela Masuakore müthiş ileride konumlanmıyor. Svensson bu maçta mesela o kadar ileride konumlanmamıştı. Gerideki o hattı korumuştu Beşiktaş. Genel olarak Galatasaray gibi yapmamıştı ama ona rağmen Lugano golleri atmayı başarmıştı. Ama tabii şu da var. Mesela geriye çok adamla koşmakla iyi savunma yapmak arasında da fark var. Yani sen mesela oraya nasıl geldi Beşiktaş savunması? Yerleşik halde miydi tam anlamıyla yoksa geriye koştuktan sonra oyuncular pozisyon almaya mı çalışıyordu? Onu da pek
beceremiyoruz biz, biliyorsun. Ya mesela onlar 6 adamla geldi. Sen 8-9 adamla oradasın. Ama koşu bittiği anda kafanı kaldırdığında adam paylaşımını gene doğru yapamamış olabilirsin. O da işin bir şeyi. Muhakkak onun da etkisi var. Masuaku biraz işte orada göze battı ilk karşılaşmada. Çok merkezde konumlandı. Kendi adamına uzak kaldı. Ama işte onun da Van Bronckhorst'la alakalı olabileceğini düşünüyorum. Merkezi iyi kapatma isteği belki onu bu şekilde davrandırdı. Bakalım bu maç hani ilk maçtan dersler çıkarmış mı çıkarmamış mı onu birlikte izleyeceğiz. Bir de bahanesi de yok. Mesela Beşiktaş'ın. Onu da söyleyeyim sana. Ne anlamda bahane? Şimdi Beşiktaş'ın önemli bir sakatı yok. Hani Necip zaten eksik rotasyondaydı. Necip'le Abu Bakar gözüküyor evet. Kadroda şu anda. Abu Bakar zaten oynamıyor. Önemli bir sakatın yok. Önemli bir cezalın yok. Kendi sahanda oynuyorsun. Zeminini yeniledin. Taraftar senden geçen senenin aksine çok umutlu. Seni şu an çok seviyor. Takımdaki mod yüksek. Maç oynamadın. Hani hafta sonunda bir maç oynamadın. Yorgun olman mümkün değil. Bir haftadır bu maça hazırlanıyorsun. Yani artık hani bahanen yok. Hiç yok. Bak Beşiktaş'ın maç önünde bu karşılaşmayla alakalı olarak söyleyebileceği tek bahane yok. Var mı? Yok. Yok. Bir tane yok ya. Bak bir tane yok. Hani dersin ki mesela Galatasaray maçında zemin de kötü dediler. Galatasaray Young Boys maçında zemin de kötü dediler. Zemin daha yeni yapıldı. Süper Kupa'da 5 tane atmışsın. Kupayı almışsın. Ondan sonra gitmişsin ligde 2'de 2 yapmışsın. Sakatın yok. Cezalığın yok. Herkesin özgüveni morali yerinde. 11'in 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Hani 11 ile de alakalı bir kafa karışıklığı yok. O oyunu mesela şu yok değil mi? Batshuayi ile Icardi beraber oynasın. Yok. Bir şey yok yani Beşiktaş'ta. Yani solda ya Semih oynayacak ya merkezde bir fazla oyuncu olacak. Yani ya Rafa'yı biz solda göreceğiz ya merkezde göreceğiz. Rafa'yı solda görsek merkezde bir oyuncu fazla olacak. Bu hani Beşiktaş'taki olay bu. Hangi? Yani bahanen yok bu maç için. Stoper'de de Emirhan bugün sol stoper oynayacak. Koli sakatlığını atlatmış, antrenmana çıkmış. Kadroda da olacak büyük ihtimal. Hatta büyük ihtimalle transfer sezonu bitene kadar da gidecek. Ama şimdilik ona da ihtiyaç olduğunda başvurabilecek. Dün söyledi hani transfer bitti diyemem dedi. Evet, gelenler de gidenler de olabilir dedi ki hani bahane olarak belki o olabilirdi maksimum. Hani istediğim kanat oyuncusu gelmedi diyebilirdi Van Bronckhorst. Onun haricinde sol bek gelmedi diyebilir. Yok, ama bunlar yok. Da değil zaten hali hazırda iyi oyuncuları var. Masuaku da sağlıklı şu anda. Ama Masuaku sakat olsaydı biraz daha hani yönetim üzerinden bir eleştiri olabilirdi. Yok ama işte yok diye. Yani nereden baksan yok. Zorlayarak bunu bulabildim ben de. 8.33 bir araya gidelim. Aradan sonra da Trabzonspor'la devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 8.41 saatlerimiz Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'da. Devam edelim ama istiyorsan o okuduğun soruyu sor. Güzel bir soru. Reklam arasında söyledin ya sen bir soru gelmiş sana. Beşiktaş maçıyla alakalı. İçinizdeki İrlandalı demiş ki ben şunu anlamadım. Bu sene hiçbir şey oynamayan karışık Galatasaray için turu rahat geçer bir sürpriz olmaz dediniz ama çok formda her şeyin yolunda gittiği Beşiktaş için çok zor maç diyorsunuz. Bana çok garip geldi demiş. Evet. Şöyle Galatasaray'ın son iki senenin şampiyonu olduğunu unutmamak gerekiyor. Aynı teknik adamla devam ediyor Galatasaray ve Galatasaray'ın çok güçlü bir iç saha oyunu var. Devam eden süre gelen bir güçlü iç saha oyunu var. O yüzden de hatta dün ben bunu Galatasaray maçı öncesinde dışarıda bir arkadaşıma da söyledim. Yani bugün dedim Young Boys 5 tane pozisyon bulabilir ama belki 2 tanesini atar, 1 tanesini atar ama Galatasaray'dan 2 tane pozisyon bulsa ikisini de gole çevirir. Young Boys'ta tutturdum da Galatasaray'da tutturamadım. Galatasaray önet pozisyonları da karşılaşmada bulamadı. Yani benim Galatasaray'la alakalı beklentim çok iyi oyun olmasa da o iç saha gücüyle beraber, oturmuş takım olmasıyla beraber turu geçmesiydi. Bir de Young Boys'un da tabii içinde bulunduğu durumu da unutmayalım. Yani Young Boys'la Lugano şu an çok da birbirine denk takım değiller. Young Boys Lig'in sonuncusu. Az önce söyledim. Lugano 4 maçın 3'ünü kazanmış. Son maçını kaybetmiş.
daha formda gözüken bir takım. Beşiktaş'a gelirsen Beşiktaş'ın geçen seneki kırılganlığını çok kolay atması bence kolay değil, mümkün değil. Yani Beşiktaş o kırılganlığı atma sürecinde ama hala yaralarını sarmaya çalışan bir kulüp bence. Şimdi Beşiktaş'ta iki tane stoper yeni. Bu sene takıma katıldı. Beşiktaş'ın 6 numarası Altay'dır Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın 10 numarası santraforu yeni geldi. Teknik direktörü yeni geldi. Yani dolayısıyla bunları da düşünün. Bunları da bir hani göz önüne almak gerekir değerlendirmeleri yaparken. Evet, Beşiktaş çok iyi başladı. Ama tekrar söylüyorum, yani Beşiktaş o kırılganlığını bir anda komple üzerinden atabilecek durumda değil. Çok ağır yaralar aldı geçen sene. İyileşme sürecinde çok da hızlı başladı o süreç. Ama işte bu tarz maçlarda dikkat etmek gerekir. Yani burada ligde iki tane maçı kazandın diye bir anda bu maçın çok kolay olacağını düşünmek büyük gaflet olur. Trabzon'da o zaman devam edeyim. Trabzonspor Sengalen'i konuk edecek. İlk maç golsüz eşitlikle sona ermişti. Bu maçta alınacak bir galibiyet Trabzonspor'u konferans ligine taşıyacak. Trabzonspor'da tabii cezalı iki oyuncunun dönmesi bir avantaj. Malerio sağ beke bugün bir aksilik olmazsa geçecek. Solda Eren döndü ama Barış için oynaması bekleniyor. Kalede Uğurcan Çakır, stoperde Savic Densvil ikilisi, orta sahada Mendy Okay, önlerinde Bardi, kanatlarda Vişça ve Orsic, ileri uçta da Enis Testan. Bugün foto maçın muhtemel 11'i bu şekilde paylaşılmış. Vakeme ilk maçta da sakatlığı sebebiyle yoktu. Bu maçta da yok. Hüseyin Tekmen de diğer bir sakat oyuncusu. Oyuna sonradan sokmak için de Trezeguet, Draguş gibi elinde opsiyonları olacak Abdullah Avcı'nın. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Trabzonspor ilk maça çok daha iyi başlayan, gole çok daha yakın gözüken taraftı. Son bölüm, son yarım saatlik bölüm biraz sıkıntılı geçti Trabzonspor açısından. İlk bölümdeki baskı pozisyon zenginliği yoktu. Hücumda çoğalmakta Trabzonspor bir hayli zorlanmıştı. Golü de gördü kalesinde bir duran topta ama sonrasında VAR'ın uyarmasıyla birlikte o golde iptal edildi. Büyük bir şanstı bence Trabzonspor adına. O maçı da çünkü kaybetse Abdullah Avcı'ya olan eleştiriler daha da sertleşecek. Camia biraz daha fazla karışacaktı ama en azından beraberlikle bu maça çıkması eleştirileri biraz dindirdi. Ama basın toplantısı da biraz sert geçmiş Abdullah Avcı'nın. Sonrasında işte sosyal medyaya düşen videoları ben de gördüm. Bir basın mensubu Abdullah Avcı'yı çok zorlayabilecek iki soru sormuş. Ki hani konuşulan konular bunlar. Bizim programda da mesela bir tanesi konuşulmuştu. Bu şampiyon olduğu sezondan sonra 13 transfer yapmıştı. Basın mensubu buna vurgu yaptı. Dediniz ki, dedi, Rapid Wien işte kadrosunun büyük bölümünü korumuştu. Başarısının temelinde bu. İşte aynı kadronun ya da yakın kadronun devam etmesi olarak değerlendirirken siz neden bir önceki şampiyonluktan sonra bu kadar transfer yaptınız, dedi. Hani burada bir çelişki yok mu diye sordu. İkinci sorusu da sosyal medyadaki eleştirilerin, istifa çağrılarının ya da genel yorumların buhar olduğunu söylemiştiniz. Tribündeki istifa seslerini de buhar olarak mı değerlendiriyorsunuz, dedi. Hani çok yorum katmadan kısa öz sorular sordu basın mensubu. Abdullah Avcı da net bir cevap veremedi. Biraz toparlamaya çalıştı. Yarın işte Trabzon tarihin önemli maçlarından biri oynanacak. Şöyle böyle bir düşüneyim. Daha sonra başka bir basın toplantısına cevap vereyim, dedi. Bu tarz sorular teknik direktörü zorlayan benim de hoşuma gidiyor. Dün yani son dönemde gördüğüm en şey sert demeyeyim yani, aslında sorulması gereken sorular da en net sorulardan biri gelmiş kendisine. Okan Buruk'a daha öncesinde sorulan soru da yine güzeldi, onu da övmüştük. Orada biraz daha yorum vardı. Burada net şekilde basın mensubu sormuş. İyiye doğru bir gidiş mi var acaba? İnşallah. Basın toplantıları eleştiriliyor sorular. Mesela dün Van Bronckhorst'unki de eleştirilmiş. Dinleyicimiz dün öğlen yazmıştı. Ama iyi olanları da tabii söyleyelim biz de. Sen Abdullah Avcı'sın. Bu soruya nasıl cevap verirsin? Ya çok ters köşe. Ben şeye cevap vermeye çalıştım zaten şampiyonluktan sonraki 13 transferi hatırlarsın. Daha geçen hafta herhalde konuştuk. İşte Vakeme'nin sözleşmesi uzatılamadı, çok para istiyordu. İşte Cornelius gitmek istiyordu falan. Mecbur duya getirdim ben. Herhalde o tarz bir cevap verirdim.
Hani bana kalsa ben de tutardım ama oyuncular gitmek istedi, transfer yapmak zorunda kaldık gibi şeyler söylerdim. Onun cevabını yine verirdim de o diğer buhar kısmına çok verilecek bir cevap yok. Çünkü tribünler gerçekten bağırıyor yani Abdullah Avcı istifa diye. Gerçek yani, sosyal medyadaki gibi yapay bir şey değil. Tribünler sosyal medyadan etkilenmiyor mu? Ha, sen de öyle mi cevap verdin? Hayır, ben soruyorum, ben konuşuyoruz şimdi. Yok yani bir yerden... Hani çünkü tribünde olan insanların sosyal medya kullanmadığını mı varsayıyoruz? Ya da sosyal medya kullanan insanların tribüne gitmediğini mi varsayıyoruz? Yani başta zaten Abdullah Avcı'nın söylediği biraz garip. Anladın mı? Yani sosyal medya buhar dedi. Tamam, sosyal medyayı pek önemsemediğini gösteriyorsun ama yani sosyal medya kullanmayan insan mı var? Hesabı olmasa da şey bir hesapla, bir başka hesapla kontrol ediyor. Ne olduğunu, ne bittiğini, eski sevgilisinin nerede yemek yediğini falan. Herkes yapıyor bu iş. Nasıl olacak? Yani birbirinden bağımsız etkileşim sıfırlanmış durumda değil ki insanlar. Tribüne giden sosyal medyayı okuyor. Hatta bizim maçlarda tribünler gösterse insanlar da çok telefonlarıyla oynuyorlardır. Maçta izleyecek bir şey olmadığı için telefonuyla oynuyordur. Şey mi kastediyor acaba? Yani sosyal medyadaki daha yapay köpürtülüyor. Onu kastediyor tabii. Onu kastediyor. Yani sosyal medyada pire için yorgan yakılıyor. Hani şey, daha organik bir ortam. Tribünler daha organik bir ortam. Çünkü tribünlerde bak şöyle olay da farklı. Bunları da biraz açmak gerekiyor belki. Şimdi maç başlamadan Abdullah Avcı istifa diye bağırılsa, Trabzonspor öne geçtiği zaman istifa diye bağırılsa ayrı şeyler. Artık orada filmin koptuğu anlamına gelir. Ya da tahammülün çok azaldığı anlamına gelir. Ama şimdi bir maça çıkılıyor. Trabzonspor taraftarı işte takımına gereken desteği vermeye çalışıyor. Az ya da çok. Ama maçın sonunda istenilen skor gelmediği anda, oyunu kötü gördükleri anda bir anda işte duygusal olarak o tepkilerini şey yapmaları lazım, dışa vurmaları lazım. Abdullah Avcı istifa diyorlar. İşte orası organik oluyor. Çünkü anladın mı? 5 dakika önce adam onu bağırmıyor. Belki 88. dakikada Trabzonspor bir gol atsa, 90 artıda bir gol daha atsa dünyanın en mutlu adamı olacaklar. Abdullah Avcı istifa diye bağırmayı akıllarına bile getirmeyecekler. Ama futbol bu. Olmuyor. Berabere kalıyorsun ya da o golü yiyorsun. Ondan sonra bir anda Abdullah Avcı istifa oluyor. Neden? Peki sosyal medyada neden? Sosyal medyada benzer ilerlemiyor mu süreç? Yani orada da Abdullah Avcı'nın genel performansı beğenilmeyip maç önü de istifa yazabilirsin. Ya Abdullah Avcı'nın şöyle oluyor şimdi bak. Orada daha detaylandırabiliyorlar. İşin içine rakamları katıyorlar. Yani Abdullah Avcı şu kadar maça çıkmış, bu kadar transfer yapmış, onu yapmış, bunu harcatmış, onu getirmiş, burada bunu denemiş olmamış, 12 maçta 28 tane oyuncu denemiş. Adamını okuyor doluyor. Ondan sonra altına yazıyor, ona yazıyor, ona RT, o şey falan filan. Olay çok büyük bir hale geliyor. Tribün çok öyle değil. Tribünde onu okuyorsun. Anladın mı? O yani senin bir tarafında var. Bir tarafına yerleşmiş. Tribüne o bilgiler dahilinde geliyorsun. Ama ilk amacın takımını desteklemek. Takımdan bir şey görmediğin anda orada bir anda o tepki çıkıyor işte. Hepsi birbirini tetikliyor aslında. O yüzden de hani Abdullah Avcı tartışılır. Hani bu şekilde cevap vermesi ama bence maç öncesi polemiğe girmemesi iyi olmuş. Yani polemiğe girmeden de cevap verebilirdi. Daha sonraki basın toplantısını yani söyleyeyim demiş. Şimdi basın toplantısından senin aklında kalan bu iki soru ya. Hı hı. Büyük ihtimalle basın toplantısında Abdullah Avcı'nın söylediklerinden de aklında kalan bu iki sorunun cevabı olacaktı. Tabii. O yüzden de bir şey olabilirdi yani maç öncesinde. Şimdi Okan Burun basın toplantısına dön. Ne oldu? Eğer bizi başarısız görüyorsanız gidin Real Madrid'i Manchester City'yi tutun o zaman dedi. Ya da tutmanız gerekir dedi. Nasıl yorumlandı? Ne dedi insanlar? Kibire bak kardeşim, böyle kibir mi olur dediler. İşte verdiğin cevaba göre ama iyi bir cevap verse... Ya, veremeyebilirsin işte. Yani anladın mı? Bazen... Abdullah Avcı da kendine aynen, güvenmemiş. Bazen kafandaki muhteşem cevaplar ağzından çıkmayabiliyor. Hani oluyor ya işte, kız arkadaşınla kavga ediyorsun ya da biriyle kavga ediyorsun, mükemmel cevap 6 saat sonra aklına geliyor. O anda gelmeyebiliyor. Ah diyorsun bir anda, elini yüzünü yıkarken keşke bunu söyleseydim. Keşke söyleseydin ama söyleyemedin değil mi? İşte bunlar da öyle. Şimdi burada bir şey söylersin Abdullah Avcı olarak. Anlamazlar, sen dilediğin gibi ifade edemezsin, üslubun şey olur. Ve zaten şeydesin, ince bir çizgide yürüyorsun. İyice kaybedersin taraftarı.
güzel şeyi gülerek söylüyor Abdullah Avcı. Ben bunu bir düşüneyim. Sonraki basit kaybedersin yani. Söyleyeyim. Gider. Bak Okan Buruk şampiyon hoca. İki senenin şampiyon hocası. İşte siz benim ruh halimi de biliyorsunuz. Bir dedi yani hemen bak hemen ipi çektiler. Yani burada şunu diyebilir miyiz? Abdullah Avcı Okan Buruk'a göre süreci daha iyi yönetiyor. Daha yani bence az daha hayırlı olmuş gibi. Evet bence daha hayırlı olmuş. Yani bu tarz toplara girmedi. Şimdi soru güzel, katılıyorum. Soru net. Abdullah Avcı bunun cevabını da verir. Ama belki daha da güzeli, yarın öbür gün bir başka basın toplantısında siz bu soruları düşüneceğim demiştiniz. Düşündünüz mü diye sormak olabilir Abdullah Avcı'ya. Onunla da ilgili şöyle bağlayayım. Dinleyicimiz Tony Montana göndermiş. Soruyu soran gazeteci Atakan Kadıoğlu'ymuş. Şöyle bir tweet atmış gece. Trabzonspor teknik direktörüne soru sorduğum için kulübün resmi Trabzonspor basın bilgilendirme WhatsApp grubundan çıkarıldım. Yorumu kamuoyuna bırakıyorum demiş. Bu çok kötü olmuş işte. Bunu yapmamak lazım işte. Ya mesela bunun kararını kim verdi? Bu ayıp olmuş. Çok büyük ayıp olmuş. Bu çok büyük ayıp olmuş yani. İnşallah o ayıbı düzeltir Trabzonspor. Bu çok yani, ayıp olmuş yani. Evet. Bayağı da gece atmış. 22.40'da tweet'i. 443 RT, 326 evet. Yorum. Yani Abdullah Avcı acaba orada gülerken alt taraftan mesaj mı atıyordu bu arkadaşı çıkardın diye? Hani beni zor durumda bıraktı diye aşağıdan mesaj mı atıyordu? Şey kulübün yetkililerine. Yani umarım Abdullah Avcı dışında birinin işgüzarlığıdır. Genelde öyle oluyor zaten. İnşallah. Kraldan çok kralcı. Umarım öyledir yani. O hata da düzeltilir ama. Yani çok ayıp olmuş yani Trabzonspor için. Çünkü hiçbir büyük kulüp böyle bir şey yapmaz. Altına gelen yorumlara da bakayım dedim. Genelde destek tweetleri tabii. Gelmiş. Bir şey yok. Soruda bir şey yok. Çünkü soru anormal bir soru değil. İşte nasıl az önce şey söyledi. Dinleyici dedi ki yani sen Galatasaray'a böyle diyordun, Beşiktaş'a böyle diyordun. Çelişki yok mu? Açıkladın sen. Ben de dilim döndüğü kadar, düşündüğüm kadar açıkladım. Yani inanır, inanmaz, ikna olur olmaz ayrı konu. Ama bir şey yok, soruda bir şey yok yani. Abdullah Avcı'ya sorulan soruda da bir şey yok. Hocam sen böyle diyordun Rapid Wien hakkında. Takım beraber oynuyor diye iyi. Ondan sonra sen de şampiyon olduğun sezondan sonra 13 tane transfer yaptın. Bu ne periz, bu ne önemli turşusu yani. Bunu da açıklayabilirdi işte az önce benim dediğim gibi. Şöyle şu yüzden bu kadar transfer yaptık. Yoksa ben de istemezdim. Başka bir basın toplantısı da belki açıklar. 8.55 saatlerimiz Trabzonspor'la bu bölüme. Daha maçı kadroyu konuşmadık, onu da konuşuruz. Tamam, bir araya gidelim, aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. Yeni saatteyiz. Trabzonspor'u konuşuyorduk. Trabzonspor da bugün Avrupa Kupalarındaki 155. karşılaşmasına çıkacak. 154 maçta bugüne kadar 56 galibiyet, 38 beraberlik ve 60 yenilgi almış. Bugün tabii bir galibiyetle o sayı 57'ye çıkar diye ümit ediyoruz. Vallahi ilk maçtaki, ilk bölümdeki oyun, pozisyonlar umut vaat ediyor Trabzonspor açısından. Maçın sonunu nasıl getirir bilemiyoruz. Genelde fizik olarak zorlanabiliyor takımlarımız ama orada da Trezeguet, Draguş gibi isimlerin vardı. Yani aslında son bölüme Trabzonspor önde girebilirse bir farklı en azından oyuna sokacağı oyuncularla da kontrada bayağı bir tehdit yaratıp farkı da açabilir. Ama iş sıkışırsa, berabere giderse ya da mağlup girerse o zaman işi tabii çok çok daha zorlaşacak. Baskı üzerinde olacak. Tribünlerin sesi belki sağa yansıyacak. Yani bugün klasik tabii ki bir yorum ama ilk golü bulması Trabzonspor'un işini bence bayağı bir kolaylaştıracak. Evet. %100 öyle. İşin psikolojik açısından Trabzonspor'un ilk golü atması hayati gözüküyor. Yani bırak önemli. Hayati gibi gözüküyor. Trabzonspor kendi adıma benim beklemediğim yerde tepkiyi verdi. Yani Saint-Gallen deplasmanında oynanan oyun benim pek beklediğim bir oyun değildi. Trabzonspor'un ligdeki ve Avrupa'daki daha önceki karşılaşmalarına şöyle bir göz atınca tablo bayağı karanlıktı. İşin hücum tarafında da savunma tarafında da öyle. Zaten maçın sonrasında şöyle bir yorum yaptık. Yani bundan önceki tüm maçların yıldızı Uğurcan, bu maçın yıldızı Saint-Gallen'in kalecisi Lawrence. Aradaki farkı zaten net şekilde açıklayan cümle oydu. Şimdi öyle bir maçın ardından bence Trabzonspor takım olarak bu bir hafta özgüveni daha yüksek bir şekilde çalışmıştır. Daha konsantre çalışmıştır. Daha istekli çalışmıştır. Bunu Abdullah Avcı'yı da dahil ediyorum.
Yani Abdullah Avcı da orada bu takımın bir şeyler yapabileceğin ışığını gördü. Zaten görmek istediği de buydu. Hı. Zaten o ışığı vermese takım yani bugün işte Abdullah Avcı'nın son maçı falan olabilirdi. O karşılaşmada mağlubiyet olup bu maçta falan tur gitse giderdi Abdullah Avcı da oraya doğru. İş gidiyordu çünkü. O yüzden de ilk maçın öncesindeki havayla rövanşın öncesindeki hava farklı. Bu da Trabzonspor'un lehine olan bir durum. O karşılaşmada 11'de bazı değişiklikler yaptı Abdullah Avcı. Onun da sonuçlarını aldı. Enis Destan'ın 11'e girmesi. Bununla beraber Orsic'in yine 11'e girmesi, Okay Mendy'nin yan yana oynayıp Bardi'nin önlerinde olması iyi bir yapıyı işaret etti. Şimdi bugün ilk karşılaşmada olmayan iki tane oyuncunun da dönmesiyle beraber işte dün Savic'de %100'üme yakın zamanda ulaşacağım demesi de Trabzonspor için bence değerli bir cümle. Savic'in çünkü en iyi halinde olması Trabzonspor savunmasının gidişatını değiştirecek. Uğurcan sezona formda başladı. Şimdi geçen haftaki oyunun tekrarı artı taraftar desteğini de Trabzonspor alabilirse Trabzonspor açısından işler kolaylaşır. Fakat aynı Beşiktaş'la alakalı söylediğim gibi yani St. Gallen'in de kolay bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onlar da ilk maçta beklentilerin çok altında kaldı. Ben bu maçta St. Gallen'in o maçtaki kadar kötü olacağını zannetmiyorum. Onu da söyleyeyim. Yani daha iyi bir rakip görürüz bugün. O yüzden de Trabzonspor o maçın da üzerine çıkmak durumunda. Bence çok ortada Trabzonspor maçı. Trabzonspor maçında her şey olabilir. Ama Trabzonspor'un aynen senin dediğin gibi yani ritmini bulabilmesi için, işlerin iyi gitmesi için öne geçmesi lazım gibi gözüküyor. Yani 0-1 oyunu çok zor olur Trabzonspor için. Bugün maç 20'de evet. ATV'den evet. canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş maçı 21'de Exxen'den dilerseniz izleyebilirsiniz. Dilerseniz Radyo Spor'dan da maçı dinleyebilirsiniz. Onları da hatırlatayım. Başka var mı? Başka bir şey yok. Ekleyeceğimiz bir şey yok. Bilgileri verdik. Dilerseniz televizyon açın, Radyo Spor'dan dinleyin. Ha, ikisini birden yapabilirsiniz aynı anda. Onu yapabilirsiniz. Değişik kombinasyonlar yapılabilir. Evet. Tabii çakışacak Beşiktaş yine. Maçını dinleyin, Trabzonspor maçını izleyin. Trabzonspor maçını izleyin, Beşiktaş maçını dinleyin. O tarz şeyler olabilir. Yani Trabzon'da başlayacağız bugün. Takip etmeye 20'de. Sonrasında artık hani tercih meselesi Beşiktaş'a da geçilebilir. Trabzon bitirilebilir. Onu zaman gösterecek. Tabii ben yarın yokum. Ben evet. rahat rahat karşılaşmaları takip edeceğim. Bir dinleyicimize izleyecek misin maçları? İzleyeceğim. İzleyeceksin. Çünkü yani salı döneceğim tekrar Beşiktaş'ı. Evet, çok fazla kopamam diyorsun. Kopamam yani, iki hafta falan olmayacak olsam belki şey yapardım, izlemezdim de saatleri de güzel saatler. Emre Öztekin de yine tatil öncesi son yayında bütün konuları hızlı hızlı bitirdin demiş, bu işi iyi yapıyorsun demiş de hani tatil öncesiyle bilmiyorum pek bir alakası yok, konu çok, konuları da hani normal ya geçtik. Bu böyle zaten çok tatil gibi değil, hafta sonu kaçamağı. Yani biraz öyle. Sıradan bir hafta sonu. Hangimiz zaten hafta sonunu Avusturya'da geçirmiyoruz ki? Yani yarın 30 Ağustos. Ben sizlerden gördüm. Yani ben kendi başıma akıl etmedim bunu. Bizlerden gördün. Senin gibi işte büyüklerimden. Sorma. Böyle şeyleri. Valla ben bu hafta buradayım. Görüyoruz. Cumartesi günü beklerim o zaman. Cumartesi buradayım. Haftaya cumartesi inşallah olursa. Orada İstanbul'dayım. Haftaya cumartesi milli ara. Evet. Yani Mert öyle çok uzun bir tatile gitmiyor. Tatilcik. Evet. Tatilcik. Tatil diyemeyiz. Tam yani iki hafta gitmediği tatile Mert tatil demez. Aynen. Burada bir pazartesi yokum. Bir cuma işte yarın yokum. Hı. Cuma zaten günü. Resmi tatil. Gerçi 30 Ağustos doğru. O da var. Gerçi bize değil de işte. Birçok insan çalışmayacak. Şimdi Trabzonspor'la alakalı bir de Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını okuyayım. Sabah sen de reklam arasında böyle konuştuk bazı kısımları. Paraya konuşmuş Ertuğrul Doğan da. Muhammed Çam Trabzon'a geldi fakat transferi hala resmi olarak açıklanmış değil. Kulübü Clermont'la mali olarak ve ödeme planında yazılı şekilde anlaştık. Bize oyuncunun sağlık kontrolü ve seyahat için yazılı izin verdiler. Çam da Trabzon'a geldi. Futbolcu zaten bizi istiyordu ve onunla da anlaştık. İmzadan bir iki gün sonra Clermont şartları değiştirmek istediğini bildirdi. Daha önce rastlamadığımız, benim de yöneticilik hayatımda görmediğim taleple karşı karşıya kaldık. Konu FIFA'ya gidecekmiş gibi duruyor. Anlaşma şartlarına uyduk ve bizim için bir sorun yok. Clermont tamam derse konu
kapanacak demiş. Demezse de aramızdakiler yazılıdır. Mail ortamında yapılmıştır. Tüm belgeler bizde var. Çam konusunu ben bir iki gün içinde çözüleceğini düşünüyorum demiş. Yani bu konuda Trabzonspor cephesi kendinden emin. Yani kulüpten yazılı onay almadan oyuncuyu davet etmediklerini söylüyorlar ki dedikleri gibi ise bence de çok büyük bir problem çıkmaz bundan. Diğer konu Onuachi konusu enteresan. İlk tercihimiz diyor Onuachi. O da gelmek istiyor. Southampton'da kendisini zaten idmanları almıyor. Onuachi duruşundan taviz vermiyor. Biz de vermiyoruz. Çok ciddi bir teklif sunduk. Şartları zorlayarak 6 milyon euro artı bonuslarla teklif yaptık. Ama ona da cevap alamadık. Southampton'ın 15 milyon euroluk talebi devam ediyor. Tabii Avrupa'da transfer dönemi bitiyor. Geçen seferki gibi kiralama veya satın alma olabilir. Onuachi transferinin oyuncunun tutumundan kaynaklı olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum demiş. Burada şeye güveniyor tabii. Trabzonspor cephesi oyuncu kadroda düşünülmüyor, gönderilecek. Transfer dönemi bitiyor, alıcısı hala çıkabilmiş değil. O yüzden 15 milyon euroyu hani paşa paşa indireceksiniz diyor Trabzonspor. Değil mi? Yani ben yoksa... de sana 6 vereyim diyor mesela. Ama işte 6 ile 15 arasında tabii çok çok büyük bir fark var. Öyle orta noktada buluşulacak gibi değil. Ama dediğim gibi şartlar biraz tabii her geçen dakika Trabzonspor'a yarıyor. Transfer dönemi yarın bitecek. Yarın gece yarısı galiba İngiltere'de bitecek. Gönderemezsen ne yapacaksın? Kadroda düşünmediğin oyuncuyu. O yüzden Trabzonspor da burada tok alıcıyı oynuyor. Bekle ve gör. Bekle gör politikası. Bakalım yani bunu öngörüyorduk aslında. Onu açıda yani bu tarz transferlerde en azından aynen. Transfer döneminin bitmesi bizim kulüplerin pazarlıkta yeni kuvvetlendiriyor. Ama tabii olmadı diyelim onu açı. Tok alıcıyı oynadın ama yine de satmadı. Ben parasını ödeyeceğim, kadromda tutacağım dedi Southampton. B planında hızlı davranabilecek misin? Orası da bir muamma. Çünkü senin B planın başkasının A planı da olabilir. Onlar araya girip bitirebilir o transferi. Şimdi Weghorst Ajax'a gitti gidiyor. Resmi açıklandığını bilmiyorum ama anlaşma tamam denmişti en son tanıdığım. Diğer opsiyonlarda da sıkıntı yaşanırsa bir anda Enis Draguş ikilisiyle sezona başlayabilirsin. Öyle bir şey olmaz. Trabzonspor gene birini getirir. İşte ama nasıl getirir? Kimi getirir? İşte getirmeye değer mi olur oyuncu? Yani panikle mi gelir? Panikle gelir zaten. Yani ama... Plano Noachu. O net şekilde belli. Umut Bozoğ'a bir şans kapısı açılır mı? Transfer gelmezse. Açılmaz çünkü profilin çok dışında. Doğru. B planı Weghorst olarak gözüküyordu. Weghorst Ajax'a gitti. Dediğin gibi hafta sonunda bayağı net şekilde yazıldı. O yüzden de Trabzonspor'da hafif bir orada risk alma durumu var. Zaten Ertuğrul Doğan da şunu iddialı olarak söylüyor. Yani oyuncunun tutumu diyor. Yani oyuncunun ilk tercihi de Trabzonspor olduğu için Trabzonspor biraz bu bekle gör politikasını da ona göre şekillendirmiş durumda. Yani hem Southampton'ın oyuncuyu istememesi, oyuncunun Trabzonspor istemesi, Trabzonspor'un oyuncuyu istemesi, işte sözleşmesinin bitmesine bir mi iki mi var? Bakalım. Zannedersen bir sene kaldı. Bir sene ise daha da büyük avantaj. Onun için sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldı. O yüzden bonservisle iki mi? İkiymiş. İki. 2026 gözüküyor. Hmm. Belki diyor kiralama olabilir diyor tekrar. Ertuğrul Doğan. Yani o iş olur gibi. Belki bonservis ile olmaz. Ama Trabzonspor belki yüksek bir kiralama bedeli. Artı sezon sonunda Southampton istediğine yakın bir toplamda bonservis bedeline yakın bir şeyle zorunlu satın almayla o şekilde de halledebilir. Yani şunu diyorum. 5 milyon euro kiralama bedeli verir. Ne bileyim işte 4 milyon euro da zorunlu satın almayı koyar. Biraz yaklaşır, biraz daha çıkar bütçesine çıkartır. Olabiliyor böyle evet. Belki öyle bir şey yapar. O iş biter. Tabii o iş bitene kadar Trabzonspor biraz yara aldı. Onu da söylemek gerekiyor. Muhammed Çam transferi enteresan. Son anda talepler arttı. Bizde yazılı şeyler var. FIFA'lık olacağız gibi gözüküyor diyor. Tabii FIFA'lık olacaksa karşı taraf korksun. Zaten FIFA'lık olmak bizim kulüpler için hani bakkaldan yoğurt süt almaya benziyor. Yani bir şey yok yani biz FIFA'lık olmakla bizi korkutamazsınız yani. Clermont korksun. Onların ilk dosyası açılıyor olabilir yani. FIFA'da ilk kez böyle bir kulüp varmış diyebilirler yani. Bizimkilerin ayrı odası olacak ya. Doğru. Bunu ben söylemiyorum ha bu arada. Sen ayrı oda olacak diye. Ayrı birim kurulacak yani bizim kulüpler için. O yüzden orada çalışanın Allah yardımcısı olsun.
Yani diğer arkadaşlar ayaklarını uzatıp birbirleriyle muhabbet edip kahvelerini içerken o bizim Türk kulüpleriyle ilgilenen kişi FIFA'da en fazla çalışan isim olacak. Ona ekstra prim verilmeli yani sene sonunda. Ona bir dosya daha koyacaklar masasına. O yüzden o da çözülür. Trabzonspor'da yalnız biraz uzadı işte. O can sıkıyor. Evet yani uzadığı için de Trabzonspor yolda yara aldı. Yani teknik direktörü yara aldı. Bu transferler gelene kadar. Orası enteresan. Ama benim gördüğüm bu iki transferde Trabzonspor öyle ya da böyle bitirecek ve transferi kapatacak. Bir de bu borçla alakalı sözleri. Önce sermaye artırımı, daha sonra Kartal'da projenin geliştirilmesi. SPK süreçleri de belli. Proje süreçleri, ruhsat, diğer izinlerle nasıl, diğer izinlerle alakalı neler yaşıyoruz bilemiyoruz ama maksimum bir yıl içinde borcu olmayan, öz kaynakları pozitif, bilançosu pozitif, kimseyle icra takip problemi olmayan, yeni gelir kaynakları olan Trabzonspor'u camiamıza hediye edeceğiz diyor. Bu artık her büyük kulübün başkanının verdiği bir vaate doğru gidiyor. Bu vaat en ucu ama. Şimdi Dursun Özbek borçsuz bir kulüp olacağız demiyor. Bankalar Birliği anlaşmasına çıkalım diyor. Hı hı. Ali Koç ve Hasan Arıt'ın ağzında kulübün borçsuz olması o şu bu yok. Bankalar Birliği. Bankalar Birliği var. Hasan Arıt onu da söylemedi daha. Onu diyecektim. Hasan söyledi mi? Ben mi Ali Koç söyledi. Ali Koç söyledi ama Hasan 3 yıllık bir vadeyi söyledi. Evet. Yani öyle bir şey söylenmiyor ama Ertuğrul Doğan'ın söylediği borçsuz kulüp. Fakat şimdi orada bir bölüm daha var. 140 milyon euroyu kasaya soktuk diyor. Evet. Ne diyor tam olarak? Bunun tamamını transfer harcayıp en büyük... Hayır. Başını okuruz en başından. Bu 140 milyon euroyu kasaya soktuk diyor. Son bir yılda var mı? Orada. Yok. Direkt böyle başlıyor. 140 milyon euroyu kasaya soktuk diyor. Şimdi 140 milyon euroyu kasaya soktuk diyor Ertuğrul Doğan. Ertuğrul Doğan 10 yıldır başkan değil. Herhalde 2 yılda olmamıştır. Son 1-1,5 yılda olan şeyden bahsediyor kendi döneminde. 140 milyon euroyu kasaya soktuk diyor. Şimdi Google'ı açtım. Trabzonspor'un toplam borcu ne kadar diye yazdım Google'a. 31 Mart 2024 itibariyle Trabzonspor'da bir açıklama var. Kısa vadeli borç toplamı, uzun vadeli borç toplamı, brüt borç toplamı diye açıklamışlar. Kafa karıştırmaya gerek yok. Toplamı 4.9 milyar lira Trabzonspor'un borcu 31 Mart 2024 itibariyle. Kasaya 140 milyon euro sokulmuş haliyle. Ondan sonra yine Google'a dedim ki 1 euro ne kadar ve 140 milyon euro ne kadar yapıyor? 5.3 milyar yapıyor. Trabzonspor'un borcu 5 milyar. Son bir sene, bir buçuk senede kulübe giren rakam söylediklerine göre 5.3 milyar lira. Yani o zaman sermaye arttırımına falan da gerek olmaması gerekirdi. Ama bu işte girmiş haliyle 5'e indirebilmişler borcu o zaman. Daha fazlaymış. Demek ki 5'e... Öyle mi diyorsun? Nasıl olacak abi? Böyle Mart itibariyle o kadarmış işte. Tamam. Yani... Daha fazlaymış benim anladığım o yani. Daha fazlaymış. O sayede gelen işte 140 milyon euro ile borcu buraya kadar indirebilmişler. Ama hala faiz yükü çok yüksek. Bankalar Birliği'ndeki o faizler %55'ler civarı mı deniyor? %65'ler mi? Hı-hı. Olacak iş değil şu aşamada. O yüzden zaten hepsi Bankalar Birliği Anlaşması'ndan şimdi yana yakına çıkmaya Doğan çalışıyor. Ertuğrul Doğan da faizden şikayet ediyor. Yıllık ödedikleri faizden. Dursun Özbek de öyle. Ama bu bilmiyorum bana biraz uçuk bir rakam gibi geldi Ertuğrul Doğan'ın söylediği. Yani sponsorluklar falan evet ama 140 milyon euro anormal bir rakam yani. Tabii bir kısmı bonservis harcaması, bir kısmı oyuncu ücretleri. Ondan sonra demek ki yani bütün hepsini transfer harcasam efsane başkan olurdum ama öyle bir şey yapmadım. Acı reçeteyi ben aldım diyor. İyiyken herkes talip olur. Durum iyiyse herkes ortadadır. Benim açımdan hiçbir problem yok demiş. Hiçbir şey aklımdaki Trabzonspor'a gitmekten alıkoyamaz demiş. Yani taraftar tepkisi vesaire bakmam. Ben kendi doğru bildiğimi yaparım diyor. Kulübün geleceğini düşündüğünü söylüyor. İddialı söylemler. Yani Dursun Özbek de iddialıydı. Şu ana kadar hani Bankalar Birliği Anlaşması'ndan tabii çıkamadı. Florya projesinde gecikmeler var. Burada da Kartal arazisindeki proje ne kadar da hayata geçecek de oradan bir gelir gelecek. Hadi sermaye artırımı daha kısa vadede galiba yapabilirsin. Bir gelir elde edebilirsin ama proje kısmı biraz daha zor. Ve İstanbul'da iki tane de arsadan bahsetmiş ekstra olarak Ertuğrul Doğan.
İstanbul'da iki çok önemli arazi üzerinde ki net bilgi veremeyeceğim diyor. Çalışma yürütüyoruz. Trabzon'da belediye ile konuştuğumuz konular var. Orada da taleplerimiz var. Trabzonspor bu ekonomik darboğazdan kurtarmak için gerekli hamleleri yapmak zorundayız diyor. Yani takımlar aslında projelerle bu borçları kapatma yolunda. Galatasaray işte Riva ile başladı. Florya ile gidecek. İşte ondan sonra diyorlar ki, yani bunu genelleyerek söylüyorum şimdi. Siyaset spora karışmasın. Yani sen siyasette bu kadar kapısını çalarsan herhalde gidip emlakçıdan istemiyor bu arsaları değil mi? Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Siyasilerin kapısını çalıyorlar. Siyasilerin kapısını çaldığın anda senin ondan beklentin var. Sonrasında onların da senden beklentisi oluyor. Bu işler karşılıklı. Herhalde yani. Karşılıksız bir şey yapmıyor hayatta. O da Trabzon Belediyesi ile görüşüyoruz diyor. Belediyeden isteklerimiz var diyor. İstanbul'da ismini ya da yerini söyleyemeyeceğim iki araziden bahsediyor. Emlakçının kapısı çalınmıyor burada yani. Siyasilerin kapısı çalınıyor. Bir arayış var kulüplerdeki bu ekonomik düzeni iyileştirmek adına. Neden? Çünkü tahmin ettiklerinden de çok fazla paralar harcanmaya başlandı. Zaten euronun gittiği rakam ortada, döviz kurlarının gittiği rakam ortada. Ama yani bunun da bir sonu yok Mert. Şey gibi olacaklar. Hani Galatasaray Yapı Denetim, hani Galatasaray Konut AŞ, Trabzonspor Konut AŞ, Beşiktaş bilmem ne, hani oraya doğru gitmesi lazım. Var canım, zaten bu tarz AŞ'leri yavaş yavaş bir tane yok anlatmaya çalıştım, bir tane arazi bul, oraya şey yap, proje yap, ondan sonra kurtarla bitecek hali yok yani. Sürekli bunu düşünmeleri gerekiyor o zaman. Yani oyuncu alıp satmaktan ziyade, oyuncu yetiştirmekten ziyade, şurada bir arsa vardı, orayı kapatalım, oraya bir proje yapalım, oradan para gelsin, tamam. Ama yetmez, bir de şurada bir arsa vardı, iş oraya gidecek gibi gözüküyor. Belki dünyada kulüplere örnek olabiliriz bu anlamda. Gayrimenkulle futbolu bir arada öyle değil yöneten. Mi? Öyle. Tek projeyle kurtaramazsın yani. İşte bir şekilde Trabzon kurtaracağını düşünüyor da devamını nasıl getirecek? Hani borçsuz oldu diyelim, sonra yine Beşiktaş Mahmut Bey konutları. Beşiktaş Spor Kulübü, Jimnastik Kulübü, Mahmut Bey konutları. Fulya tesisleri işte. Var hepsinin bir şekilde arazileri. Tesis ayrı, şey ayrı. Yani bunlar proje yapıyorlar artık. Evet. 9-19 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Bayağı geçmişiz reklamı. Reklamdan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'te şu anda Bitcoin'in fiyatı $59,559. Dünle çok yakın bir fiyatta. Şu anda Bitcoin TL olarak da 2.031.339'da. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. .923 iddia bölümündeyiz. Bugün çok 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 maç var. Konferans Ligi, Avrupa Ligi temsilcilerimiz de sahne alıyor. Trabzonspor 20'de Sengalen'i konuk edecek. İddia.com'da Trabzonspor galibiyetine 1.81'lik bir oran verilmiş. Beraberlik 3.33, Sengalen galibiyeti 3.55. Beşiktaş daha favori. Lugano maçında 1.36 galibiyeti. Beraberlik 4.34. Lugano galibiyeti de 6.07. İddia.com'un öne çıkardığı diğer 3 maçta bugünden Ajax maçı. 1.15 galibiyeti Ajax'ın ve Servet Chelsea mücadelesi. Bir de Las Palmas Real Madrid. La Liga'da da hafta içi fikstürü var. Salı başladı, bugün bitecek. Real Madrid'de Arda bir önceki maç ilk 11'di. İç sahada olduğu için onu kullandım demişti. Bugün herhalde Bellingham'ın yokluğunda Brahim Diaz'la başlayacak. Arda'yı biz yedekten oyuna girerken göreceğiz. Maçlar bunlar Ali abi. Ben iki takımımızın maçlarında da 4 takımın gol atacağını düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da, Lugano'da, Saint-Gallen'de skoru üretir diye düşünüyorum bu akşam. Bunun yanında Elfsborg Molde ilk karşılaşmada sürpriz olmuştu. Molde kaybetmişti 1-0 kendi sahasında. Bu kez o karşılaşmanın da 2.5 gol üstüne gideceğini, hatta Molde'nin de şansı olduğunu düşünüyorum kazanma adına o mücadeleyi.
Real Madrid de kazanır ve 4.5 gol altında kalır diye düşünmekte. Kazanır ve 4.5 gol altı. Evet. Maçlar bugünden bunlar. O zaman hızlıca diğer konularla devam edelim. Konuşacak çünkü çok konu vardı bugün. Biraz yarın için bize de konu bırak Genco, öyle geldiğimizde. Maç var. Maçlar var. Genco anlamıyor ki o işte. Maçlardan falan. Analiz edemiyorum maçları çok iyi. Maç konuşacaksınız yarın. Maçlarla bence program bitirirsiniz. İnşallah. Hele ki tabii olmaz inşallah da. Elenirlerse konuşacak genelde daha çok konu oldu. İnsanların mesajları artıyor, sayısı artıyor. Ama galip gelirse belki biraz daha az konuşulabilir. Hafta sonunda lig karşılaşmaları da var. Bir haftalık o büyüklerin arası vardı. Fenerbahçe ve diğer takımlar devam etmişti ama onlardan da malzeme çıkabilir. Şimdi hakemlerden devam etmek istiyorum. Bu yeni MHK. Önce şuradan başlayayım. Merkez Hakem Kurulu talimatı uyarınca Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu'nun doğal başkanı olan mevcut MHK Başkanı Sayın Doktor Ferhat Gündoğdu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında 3 yıllık hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Evet. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bu nereden çıktı? Bu olağan bir prosedür müydü? Ben ilk defa olağan hatırlıyorum. Olağan prosedür değil. Hani sanki MHK Başkanı ile sözleşme imzalamış gibi. Yani oldu. Bir güven göstergesi midir bu? Güven, devamlılık, istikrar, o anlamda. Kulüplere de bir mesaj olmuş. Büyük ihtimal. Hakemlere de bir mesaj. Biz hani MHK Başkanı arkasındayız. Ayağınızı ona göre denk alın. Evet, aynen öyle. Kolay kolay vazgeçmeyiz mesajı. Bakalım tabii ne kadar gidecek. Sözleşme imzaladınız diye 3 senede kalacak hali yok ama mesajı şimdiden vermeye çalışıyor. Bu yani bence direkt olarak sadece mesaj olarak algılanabilecek bir durum. Yoksa mevcut futbol ikliminde hani sözleşmeyi 3 değil 5 sene de yapsanız çok bir şey ifade etmez açıkçası. Bence de. Teknik direktörü, futbolculukta hepsinde geçerli evet. Bu. Diğer konu bu klasman açıklamaları. Bir önceki klasmanda zaten Abdülkadir Bitigen yoktu FIFA hakemlerimizden biri. Bu klasmanda da Bahattin Şimşek, bir başka FIFA hakemimiz, klasman dışı kaldı. 47 hakem şu anda Süper Lig'de maç yönetebilecek ama onların arasında Bahattin Şimşek yok. 47 hakem. Mert Güzenge yok, Murat Erdoğan yok, Burak Şeker yok, Tugay Kağan Numanoğlu. Geçen sezonun sonunu formda getirdiğini düşündüm. Bahattin Şimşek ile Tugay Kağan Numanoğlu klasmanda kendilerine yer bulamamışlar. Bu da tabii sorgulanıyor. Neden bu isimlere yollar ayrıldı ki? İşte bir tanesi FIFA hakemi, hatta daha önceki de FIFA hakemi Bitigen. Bunun için bize bir gerekçe sunulması gerekir mi? Kamuoyuna, bize derken bana özel değil, kamuoyuna, çünkü önemli isimler bunlar. Hangi gerekçelerle bu isimlerle devam edilmiyor? Hangi rapor, hangi kanıt, hangi belge var? Zorunda değiller tabii ki ama hani soruyorum, daha iyi olmaz mıydı böyle bir şey? Yoksa hani biz böyle uygun gördük, kararımız kesindir, sorgulanamaz deyip kestirip atılacak mı? Hangisi daha iyi bir yönetim tarzı olur sence? Şu an bence MHK içinde neler yaşandığını hiç kimse bilmiyor. Çok karışık bir durum var. Anlaması, anlamlandırması kolay bir şey değil. Hatta bu şey de kaldırılmış değil mi? Hakem eğitim. Evet. Akademisi. Bilim, akademi değil mi? Hakem akademisi. Akademiyle. Uygulaması yürürlükten kaldırılmış. Evet. Onu da dün resmi açıkladılar. Hakemler nerede yetişecek şimdi? Şöyle diyor açıklamada. Merkez Hakem Kurulu'nun işleyişini sınırlayan ve yetki karmaşasına neden olan Hakem Akademisi uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır diyor. Yani gerekçe olarak işleyişi sınırladığı, yetki karmaşasına neden olduğu söylenmiş. Hakemlerimizin bilişsel eğitimleri, fiziksel performansı ile VAR eğitim ve uygulama süreçlerinde UEFA ve FIFA standartlarına ulaşmak için yabancı MHK danışmanı, fiziksel aktivite ve fitness danışmanı, VAR danışmanı kadrolarımız yenilenerek yabancı danışmanların iş süreçlerinde yoğun eğitim ve uygulama temelli bazı değişikliklere gidilmiştir denmiş. Hakem gelişim programı varmış bu hakem akademisinden bağımsız olarak. Orada herhalde bir şeyler yapacaklar. Yani yetiştirme konusunda başka şekillerde herhalde gidecek mevcut MHK. Hakem atamaları da ilginç oluyor yeni MHK'den. Mesela 5 kez Süper Lig'de maç yönetmiş Mehmet Türkmen Beşiktaş Antalyaspor maçına verilmişti. Şimdi Fenerbahçe maçına verilmiş. Ödüllendirilmiş. Kadıköy'de. Ama tecrübe olarak çok az bir tecrübeye sahip. Süper Lig olarak. İşte Direnç Hoca gene verilmiş.
bakalım direnç Tomusloğlu. O da Beşiktaş Sivasspor. Evet. Genelde yeni jenerasyon hakemler bu haftada verilmiş. Şimdi o meyake bu meyake Ali, Veli, Mehmet. Bunların dışında hakem camiasının içinde büyük bir savaş olduğu da belli. Yani orada da bir gruplaşma, o şu bu olduğu belli ve sürekli bir şey kesiliyor, bilet kesiliyor. Yani birileri geliyor, birileri gidiyor. Hakem olarak söylüyorum bunu, klasmanlar olarak söylüyorum. Sen geliyorsun, bir anda MHK'nin en gözde hakemi oluyorsun. Başka bir MHK geliyor, bir anda yoksun ortada. Hani FIFA kartın olmasına rağmen ortada yoksun. Şimdi bu kadar dalgalanma olabilir mi? Mesela sen FIFA kokartı alacak kadar bir hakem oldun ya da o seviyede görülüyorsun. Sana FIFA kokartı veriyorlar. Bir sonraki MHK'de ki arası 3 ay, 5 ay, 6 ayda sen bir anda ortada yoksun. Maç almıyorsun. Tamamen şey yapıyorsun. Kenarda bırakılıyorsun. Şimdi hakem performansı tartışılabilir ama bu kadar aralıklı olan bir performans değil. Peki neden kaynaklanıyor bu? İç savaş. İşte İç savaşla kaynaklanıyor. Başka bir şey olamaz. Yani onun adamı, bunun adamı. O onu yapmıştı, bu bunu yapmıştı. Onun aslında gizli ajandası bu. O yüzden de ortaya böyle bence kaotik bir durum çıkıyor. Yani tekrar söylüyorum. Hani hakem performansında bu kadar büyük dalgalanma olmaz. Yani FIFA kokartı verdiğin bir hakemi bir sonraki klasmana alamayacak kadar, almayacak kadar. FIFA kokartını alabilirsin mesela. Hakemin, değil mi? Yeni şeyde listede vermezsin ismini. Ondan sonra geçen sene 20 tane maç yönetmiştir. Ne bileyim bu sene 10 tane, 15 tane maç yönetirsin. Hakem edersin ki senin biraz formun düştü. Bunun da karşılığı bu. Mesela bu anlaşılabilir bir şey ama hani hiç o hakemin yüzüne bakmamak, bazı tecrübesi hiç olmayan hakemleri böyle büyük takım maçlarına vermek, bunlar çok normal hareketler değil bence. Yani mesela bir hakemin Beşiktaş iç saha maçında, Fenerbahçe iç saha maçında, yani Süper Lig'deki 6. ve 7. maçın olması bana çok normal gelmiyor açıkçası. Hani o hakemi de çok zor durumda bırakıyorsunuz. Yani o hakemi mesela yeteneği olabilir, ona inanıyor olabilirsiniz ama hazır olmayan birini de hazır olmadığı bir göreve yazmak, vermek çok da doğru değil. Ama sen bunu maç sayısına bakarak hazır olmadığını düşünüyorsun. Belki MHK'deki isimler de bu ismin hazır olduğunu düşünüyor olabilir. O da bir göz sonuçta. Hani futbolda da bazı genç oyuncuları hazır gören sahaya atıyor. Demiyor ki tecrübe kazansın. Doğru da hakemlik biraz da tecrübe işi değil mi Mert? Yani o her şey tecrübe işi. Benim yayıncılığım da tecrübe işi. Atmosferleri yaşamak. Şimdi daha önceden de sana söyledim, yani 500 kişinin olduğu tribünde, hiçbir baskının olmadığı tribünde karar verebilmekle 40 bin kişi senin aleyhine bağırırken karar verebilmek bir anda yapılabilecek bir iş değil bence. Biraz onu tecrübe etmek gerekiyor. Ali abi ama futbolda da öyle değil mi? Futbolda da bazı oyuncular o baskıyı kaldırabiliyor. Arda Güler mesela 16 yaşında gibi değildi oynarken. Onu atabiliyorsun. Yani futbolculukla hakemlik aynı iş mi? Aynı demiyorum ama her işinde kendi içinde bir zorluğu var. Bizim için de farklı zorlukları var ama hazır görüldüğün noktada, hani bu şey gibi ya, biraz futbolcunun yaşına bakmam. Sahada performans verirse oynatırım. Hakemin de yaşına ve tecrübesine bakılmayıp hazır görüyorsa, ben tanımıyorum Mehmet Tükmen'i, benim için soru işareti ama MHK hazır gördüyse verebilir 5. maçında da. Yani bu çok şeye aykırı mıdır? Görüştür, gözdür yani. Hakeme güvenirsin. Vücut dili iyidir. Tamam, hakeme güven. Ver gene Süper Lig maçı. Tamam. Süper Lig maçında biraz daha ısıt ama şimdi bak, Antalya Spor, Hatay Spor maçında yaptığın bir hata senin hakemliğini çok çok büyük ölçüde etkilemiyor, yaptığın bir hata. Ama sen, yani futbol iklimi bu kadar sertken Beşiktaş deplasmanında, Fenerbahçe deplasmanında büyük takım aleyhine yaptığın bir hatayla beraber daha başlamadan kariyerin bitebilir. Bunu niye göz önüne alıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Yani bu gencecik hakemler, daha CV'leri tertemiz olan hakemler diyelim onlara. Çünkü 5 maçı var adamın, 6 maçı var Süper Lig'de. Sen şimdi bunu atıyorsun. Farz et oldu. Bu karşılaşmada Fenerbahçe lehine ciddi bir hata yaptı. Ve Fenerbahçe maçı kaybetti. Yani Fenerbahçe nasıl bakar olaya? Ya da sen 2 hafta, 3 hafta sonra tekrar o hakemi Fenerbahçe maçına verebilir misin? Baştan kaybetmiş olmuyor musun hakemi? Bu olacak diye söylemiyorum ama futbol ortamında böyle bir risk olduğunda kabul edelim. Çünkü
anlatamıyorsun yani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Hadi Beşiktaş'ı da ayır bunlardan yani. Şu an Fenerbahçe ve Galatasaray'ı anlatamıyorsun. Yani her hatayı organize kötülük, işte bize karşı komplo, o bu diye yorumluyorlar. Bu hakemi de farklı ayırmayacaklar ki. Şunu demeyecek ki Fenerbahçe de Galatasaray, ya hakem iyi niyetliydi ama hata yaptı, o da insan. Ya buna çocuklar güler. Şimdi sen merkez olarak bu riski güvendiğin bir hakemse, zamanının geldiğini düşündüğün bir hakemse neden bu kadar erken alıyorsun? Benim anlatmaya çalıştığım o. Hakeme güvenirsin ama gene ver. Biraz hazırla. Biraz o atmosferi koklat. Biraz o tecrübesini arttır. Ondan sonra tamam, vereceksen ver. Ama bence erken. Peki diğer, gerçi 9.36 olmuş, araya gideyim, uzatmayayım, konu uzayacak. Aradan sonra son bölümde konuşalım. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. 9.42 programın son bölümündeyiz. Az önce reklamdan önce hakem konusunu konuşuyorduk. Burada benim hoşuma gitmeyen kısım şu bu tartışmalarda. Yani çok net, herkes taraflara ayrılmış durumda. Çok ortadan bakan görmüyorum. Ya mevcut MHK'nin yanında herkes, ya da tam karşısında. Yani arada kalan yok. Ortadan bakan pek yok. Ya çok sert eleştiri var ya da körü körüne bağlılık var. Benim son dönemde, bilmiyorum tabii sadece burada değil, her şeyde bu geçerli. Yani kulüplerin kendi arasındaki tartışmalarda da böyle genelde tek taraflı bakma tercih ediliyor. Hayatta da böyle. Biraz daha kendim de tabii burada bir öz eleştiri yapıyorum. Ben de böyleyim. Genelde tek taraflı bakıyorum ama biraz daha çift taraflı bakmakta fayda var. Şimdi okuyorum. İşte Murat Feyzi Tanırlı'yı zaman zaman burada anıyoruz kendisini. İşte o bir şey söylüyor. Onu da okuyorum. O mevcut MHK'nin mesela karşısında. Dün Aygün abiye de bağlanmış, konuşmuş, eleştirmiş icraatlarını. Tabii ki ona da bakıyorum. Onun da söylediklerini anlamlandırmaya çalışıyorum. Mesela Ali abi de dedi ya, şimdi FIFA olmuş bir hakemi sen bir anda klasman dışı bırakmaman lazım normal şart altında. Hani torpille FIFA yapıldığını düşünebilirsin. Olabilir. Belki doğrudur da bilemiyorum ama hani kademe kademe geri çekersin. Ama ne kadar zaten orada torpil yapabilirsin? İşte İngilizce bilmeden FIFA hakemi olduğu söylenen... Uluslararası şeye gönderiyorsun. Ama işte bak, İngilizce bilmeden FIFA hakemi olduğu söylenen isim vardı bundan önce. Yaşar tamam, Kemal Uluç'a söylendi. Şu açıdan söylüyorum yani, onu yaptın. Onun bir sana yaptırımı oluyor zaten FIFA tarafından. UEFA tarafından. Kardeşim bu nasıl bir hakem diye. Sana sorarlar yani yarın öbür gün. Soruyor da ne oldu? Bizim 7 hakkımız devam ediyor. Abi yok, yanına kar kalıyor yine yapsan. Bilmiyorum ben, ne oluyor ki? Yaptın mesela, İngilizcesi yok. Maç alamıyor o hakem. Yine kalıyor. Burada hani bu ismin bir anda klasman dışı kalmasının başka bir gerekçesi olması lazım. Yani sadece torpille FIFA hakemi oldu falan olacak işler değil bunlar. Eğer böyleyse de diyorum, bu açıklansın kamuoyuna. Şu sebeple, çünkü formda da bir hakemdi bence Bahattin Şimşek. Yani nasıl oldu da bir anda klasman dışı kaldı? Yani yüz kızartıcı bir şey falan olması lazım. Ya da şey mi oldu? Şimdi düşünüyorum, fikir yürütmeye çalışıyorum. Ferhat Gündoğdu görevdeyken onların aleyhine bir organizasyon içine girdiğini mi tespit edildi? Ki bu da yeterli değil tabii ki de. Hani ne olduğunu biz öğrenelim. Yoksa hani şey kalıyor. Boşluk doldurmak zorunda kalıyoruz biz de. Bunu da bekliyorum. Bu yönetime de, Ferhat Gündoğdu yönetimine yine zaman verilmesi gerektiğini de düşünüyorum bir taraftan. Yani mesela Turgut Doman'a çok önemli maçlar verdiler değil mi şu ana kadar? Galatasaray ve Fenerbahçe maçları. Mesela onun için de büyük ihtimal erkendi. Çok tecrübeli bir hakem değil. Ama olabilir yani. O göz Turgut Doman'ı potansiyelli görmüştür. Ben nasıl Cihan Aydın'ı görüyorsam onlar da onu görmüştür. Görev verirler. Baktılar iyi gidiyor. Zaten devam eder. Baktılar kötü gidiyor. Sonrasında vermezler. Hani o konuda da şey. Mehmet Türkmen de görev versinler. Görelim biraz. Hani o konuda ben eleştirmiyorum mevcut MHK'yi. Biraz teknik direktör gibi yani. Bu MHK'de bir kadro kurmaya çalışıyor kendi. Bir oyun anlayışı getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken de elbette nasıl takımlar sıkıntılar yaşıyorsa bugün, eleştiriliyorsa bu MHK'de sıkıntılar yaşayacaktır. Eleştirecektir. Önemli olan hani bunlardan sonra nasıl davrandınız. O yüzden bu MHK'de ben kendi adıma eleştirsem de biraz da zaman vermeyi uygun görüyorum. Yorumlarım bunlardır. Yani bakalım nereye doğru gidecek bu seneki hakem performansları. Yani ilk 2 haftaya 3 haftaya göz atıldığında yani takımların herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hani biraz sakin olalım beyler, daha sezon başı hatalar olur tarzı değil de
tam tersi şeklinde açıklamalar geliyor. O yüzden iklim hala kırıcı. O senin söylediğin zaman verme, toleranslı davranma, bir şey, bir yapının oluşmasını beklemek, öyle bir niyetleri de yok bence. Böyle şey gibi, o belgesellerdeki yırtıcılar gibi bekliyorlar, bir şey olsun, bir açık görsünler, dağıtsınlar orayı. Çünkü diğer taraftan da büyüklerin de kendi içlerinde problemi olduğunu ve kendi içlerindeki problemlerin konuşulmamasının en kolay yolunun da suçu hakemlere yıkıp, başarısızlığı hakemlere yıkıp o konu üzerinden insanları tartıştırmak olduğu da bilinen bir taktik. Yani bunu da aslında taraftarın artık çözüp bu oyuna gelmemesi lazım ama geliyor insanlar da. Çok kolay etkileniyorlar maalesef. Evet, programın artık yavaş yavaş sona geldik Ali abi. Bugün Beşiktaş, Trabzonspor sahne alacaklar. Akşam 20'de ve 21'de başlayacak karşılaşmalar. Takip edeceğiz. Başarılar diliyoruz. İki takımımıza da umarız Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde devam eder. Beş takımla biz Avrupa'da temsil ediliriz. Yarın 2'de kura çekimi. Sen yoksun yarın 2'de. Evet. Bugün 19'da Şampiyonlar Ligi var. Yani yarın biraz Şampiyonlar Ligi'nden de bahsedebiliriz biz. Ben yarını kurtarmaya çalışıyorum. Hani bugün seninle 14'ü kurtarırız da. Kurtarırız. Yarın yarın ne yaparım diye düşünüyorum. Yarın 2'de kura çekimleri var. O anında belli olacak diyorsun. Kademe kademe belli olacak ama anında benim dediğim gibi tam olarak belli olmayacak. Yine sonuna kadar gidecek. Şöyle anında belli olacak. Yani ilk torbadan bir takım geldi. Fenerbahçe diyelim Avrupa Ligi'nde. Rakipleri hemen otomatik belli olacak. Orada bir sıkıntı yok. Oynayacağı 8 takım belli olacak Fenerbahçe'nin. Yani Fenerbahçe son, çekildiği anda oynadığı 8 takım da belli olacak mı? Evet, yapay zeka onları atayacak hemen. Hemen göreceğiz biz. Evet. Ondan sonra fikstür belirlenecek içeride, dışarıda. Fikstür de cumartesi diyor Hüseyin abi. Tamam. Fikstürün belirlenmesi. Şampiyonlar Ligi için mi söylüyor emin değilim ama hemen fikstür belli olmayacak. Tamam, rakipler belli olacak. Rakipler belli olacak. En azından rakipleri konuşabileceğiz yarın. Aynen. Onları konuşabileceksin. Sonra birinci torbadan işte United çıkacak, örnek veriyorum. Onun 8 rakibi belli olacak. Bu şekilde kademe kademe aşağı doğru 4. torbaya kadar gidecek. Tabii belli bir yerden sonra sayılar azalacak. Grupların kendi içindeki o şeylerin belli olmasıyla birlikte. Neyse, izlemek daha kolay, anlatmak zor. Bu arada maçları da bu hafta izleyin. Milli araya giriyoruz. Maçta izleyin derken? Hani lig maçlarını izlediniz. Sonra özleyeceksiniz gene. Ben izleyemeyeceğim. Sen bir şey... İlk maçtan izleyeceksin. Sen izlersin hafta içi. Tekrardan. Şu hafta içi bir şey yok çünkü. Evet, hafta içi izlerim de salı günkü yayında artık sana tamam, güveneceğiz. Salı günü problem yok. Bana güvenebilirsin o konuda. Ama milli araya giriyoruz. Ondan sonra Uluslar Ligi maçları başlıyor Perşembe günü. Hiç şu an sorsan, gerçi dün bile söyledin de, İzlanda'yı söyledin, Galler'i söyledin. Bir de yakında bir ülke vardı. Karadağ olması lazım. Karadağ dedim. Doğru, Karadağ. 3 ülke var. Mesela onu dün söylemesen hiç aklımın ucuna... Yani Uluslar Ligi de yani önemli aslında Uluslar Ligi, biliyor musun? Her maç önemli abi. Resim yok maç, Dünya sonuçta. Kupası'na şey yapacak ya. Ha, bizim Dünya Kupası'na direkt bilet almamız zaten, aynen, o yüzden, zor oluyor. Önemli. Hani öteki gibi değil. Şimdi öteki Avrupa Şampiyonası'na şey yapıyordu Uluslar Ligi. Orayı sana yolunu açıyordu. Bu Dünya Kupası'nın yolunu açan Uluslar Ligi olduğu için önemli. Avrupa Şampiyonası'nda zaten ilk ikiye girip bileti alabiliyorsun artık gruplarla. Dünya Kupası daha zor ya. O yüzden bu da önemli burada oynayacağımız karşılaşmalarda. Yani burada baya böyle bir tulum çıkarma şeyiyle ya da grup liderliği için direkt olarak o şekilde oynamak lazım. Evet, mantıklı. Ben o açıdan bakmamıştım. Evet, o zaman bugün nokta alıyoruz. Benden şimdilik Sabah Spor için bu kadar. Yarın ve pazartesi günü Genco abi Ali abi eşlik edecek. Yarın Aykut Aydın da yok. Ali abiyle Genco abi var. Pazartesi Mehmet Sevinç olur. Genco abi olur. Ali abi olur. Onlarla yaparsınız. Ben de salı günü döneceğim. Öğlen de Hattrick'te görüşmek üzere diyeyim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi. İddia.com